iddialıyız. Hepiniz yollamaya geldik bu arada. Nasıl gidiyor bileziksiz hayatlar? Benim zaten bileziklerim var. Bileziklerimle geldim. Yok hayatım, ben buradaki bileziklerimi konuşturuyorum. Bana yetiş de sonra konuşuruz. Şöyle bir takayım kolyemi kızlar. Şöyle buyurun. Miyase'ye bak. Yakışır, tek elle aldı benim gelinim, tek elle. Ay bir dakika. Boynuma çok ağırlık yaptı ya. İnsanın çok altının olması da zor bir şey be. İnsan boynunu bileziği niye taksın ki? Nurten Hanımcığım, hiç kıskanma. Daha önce de demiştim, benim arkamda bir dağ var. Şimdi ben size arkamdaki dağı göstereceğim. Oo! Özledim sizi. Herkese merhabalar. Türkiye'nin en fenomen, en tatlı gelinlerin ve kayınvalidelerin olduğu Gelinim Mutfakta'ya hoş geldiniz. Muhteşem bir enerjimiz var. Hasta yatağında yatanlar varsa bütün enerjimiz sizin olsun. Pazartesiye nasıl başlarsak öyle gider. Enerjimizi yükseltiyoruz. Yeni yarışmacılarımız var. Bir güzel yüzü var gelinin, şok oldum. Vallahi bayağı güzel yüzü var. Eğer siz de burada olsam keşke diyorsanız, şu kapıdan giriversem Nursel'cim diyorsanız www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 3707 güzel bir video çekerek burada bizimle yarışma şansını yakalayabilirsiniz. Altın dağıtıyoruz. Bitmeyen bir altınımız var. Dönelim arkamızı. Evet. Nasılsınız? Harikayız. Harikayız. Çok güzel enerjimiz ya. Vallahi maşallah. Ben söylüyorum. Bir de kamera arkasını versek. Görün burada neler oluyor. Ankara havasıyla oynadık oynadık. Gayet keyfimiz yerinde. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Allah Allah, çok gençmiş gelinimiz ya. Aa. Ben bir daha baktım, bir daha baktım. Yanlış kart mı diye bir daha baktım. Gerçekten çok gençmiş. Benim kızımla aynı yaşta. Aa. Bir küçüğüm daha geliyor. Hadi iyisiniz. Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Hazırız. Gelin Deniz Terzi. Oo. Tam o geliyor. 22 yaşında. Oo. Aslen İstanbullu. Oo. İstanbul'da yaşıyor. 4 aylık evli. Aa. Ev hanımı. 4 aylık. Oo, bakalım ne düğünler, ne kıyafetler, evet. Neler bohçalar. Hadi taze, bakalım. Taze. Kayınvalide Nazire Naciye Terzi. Oo. Ne kadar zor ismi var. Naciye ismini kullanıyormuş. Ona Oo. Göre sakın öbürünü kullanmayı. Nazire, 49 yaşında, aslen Oo. Kırklar elili. Oo. Kız hemşerimmiş. 29 yıllık evli, iki oğlu varmış. Oo. Emekliymiş, İstanbul'da yaşıyormuş. Oo. O zaman Naciye ve Deniz'i alkışlarla davet ediyorum. Allah Allah Allah. Hoş merhabalar. Geldiniz. Hoş bulduk. Trakyalısın. Evet. Kırklareli. Nereden? Kırklareli bize. Selam olsun bütün Trakya'ya. Selam olsun. Sen? Ben İstanbulluyum. Kaç kuşak? Ya göçmen misin yani? Göçmenlik var, evet. Değil mi? Bulgaristan göçmenliği göçmenlere var. Benziyor suratın. Nasıl bir araya geldiniz? Bol bol konuşuruz. Kim başvurdu? Ben başvurdum. Kaynanana dedim ki. Çok iddialıyız. Hepinizi yollamaya geldik bu arada. Beni de. Hepinizi.
Siz değil. Ben sunacağım. Sıra sıra hepinizi yollamaya geldik. Ay gidelim o zaman hadi kızlar. Buyurun. Ay sizi değil. Güzelmiş. Yemekte iddialısın. Evet, iddialıyım. 22 yaşındasın ve çok iddialısın. Kayınvaliden yemeklerini tanıyor mu? Aslında tanımıyor çünkü yeni evliyiz. Nasıl iddia bu? Şimdi... Kendime göre iddiam var. Tek başına olmuyor bu işler değil mi Naciye? Yani 4 aydır yiyorum yemeklerini. İnşallah bulacağım diyorum. Maşallah gelinimi. İkiniz de çok güzelsiniz. Gelin kaynana toprağına çekermiş. Vallahi gözümü alamıyorum sizden. Teşekkür ederiz. Siz de öylesiniz. Hazırsanız şu masaya alıyorum sizi. Bak direnin tamam mı? Öyle bir haftada gitmek yok. Şu bilezikleri siz takın. Bu İnşallah. Masa biraz uğursuz ama sürekli Burası gelen uğursuz? Gidiyor. Aa, bana çok uğurlu gelmişti. Ben onda bilezik aldım. Zaman. Marifet o masada kalabilmek. Alkışlarla o masaya uğurluyorum sizi. Hazır mısınız? Hazır. Ölçüleri şöyle yeni gelinim tutun kaldırın. Kabarmalara doyamayan pizza poğaça. Oo. Yani çok kabarık olması gerekiyor aklınızda olsun. Hazırsanız gelinin mutfakta tarif defterleri çıktıysa 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 5,5 su bardağı un. Sosu için 1 su bardağı domates püresi, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karabiber. Bulamak için 1 su bardağı su, 3 yemek kaşığı pekmez, 1 çay bardağı susam. Ah şu an gözümde canlandı resmen. Üzeri için 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri, 100 gram dilimli sucuk, 100 gram kavurma, 2 adet sivri biber, 2 adet kırmızı biber. Malzeme listemiz inanılmaz zengin. Kayınvalidem sana söylüyorum, özellikle diğerleri zaten çok tecrübeli. 90 saniyen var, şu poğaça nasıl kabarır, nasıl mayalandırılır? Gelinlerinize anlatmak için tam 90 saniyeniz var. Süreniz başladı. Bunları... Sen her tabakta 3 taneyi böyle bir araya getir. 3 tanenin üstüne 1 tane biber koy. Bak biberden ne yap böyle? Hepsini böyle yap yap. Tık 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 doğra. Tek tamam, tek doğrama tamam. Tamam mı? Kırmızı biberi kalın varın. Yeşilince verdin mi? Ya da yeşili kalın. Yeşili kalın kırmızı ince doğru. Çünkü kırmızı biberi bak. Kayınvalidelerim 5, 4, 3, 2 ayrılın. Tamam. Köşkünüze buyurun. Beşime tamam, bol şans. Nasıl gidiyor bileziksiz hayatlar? Benim zaten bileziklerim var. Bileziklerimle geldim. Yok hayatım ben buradaki bileziklerimi konuşturuyorum. Bana yetiş de sonra konuşuruz. Şöyle bir takayım kolyemi kızlar. Şöyle buyurun. Niyazi'ye bak. Yakışır tek elle aldı benim gelinim tek elle. Ay bir dakika. Boynuma çok ağırlık yaptı ya. İnsanın çok altının olması da zor bir şey be. İnsan boynunu bileziği niye taksın ki? Nurten Hanımcığım hiç kıskanma. Daha önce de demiştim benim arkamda bir dağ var. Şimdi ben size arkamdaki dağı göstereceğim. Hazır mısın Deniz? Evet hazırım. Aa bir Deniz daha geldi. Evet bak, bir Deniz gitti bir Deniz geldi. Kaderiniz benzemesin. Hazırsak süreniz 40 dakika yanlış İyi. Söylemeyeyim diye bir daha baktım. Güçlü güçlü pazartesiye şöyle başlayalım. 5, 4, 3, 2, 1. Kolay gelsin. Teşekkürler. Şafak kaç oldu? Şafağı sayacağım şimdi. Şafak. Çok daha şafaklar sayarsın Yahu, sen. Yahu ana. Bak kaşlara gelmiş hala beni göndereceğim. Ben ama seni göndereceğim. Kaşla göz arasında 10 gün oldu ya ya. Gitti ben sana buraya girerken söyledim. Şimdi daha dur. 21'e 2 final daha var.
Fazla da şey yapma, gideceksin. Ben birine gideceksin dedi mi gidecek o kişi. Gönderecektin ilk haftada yok. Ben... İkinci haftada gönderecektin yok. Nurten'e gönderemezsin değil mi? Ben kimleri gönderdim? Nurten. Seni mi göndermeyeceğim? Hoş geldiniz Naciye Hanım Hoş aramıza. Bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sefalar canım. Getirdiniz. Hoş geldin Hoş aramıza. Buldum. Nasılsın? Siz nasılsınız? Vallahi işte görüyorsun ha. Ne görüyorsun? Sevinsene. Gelini burada çay. Bilezik aldım bu hafta. Ya almayak mı? Şuna bak takmış takıştırmış. Çok da güzel olmuşsun Beyhan abla ya. Hindistan'dan gelmiş gibisin hani takmışsın ya. Takıştırmışsın. Ama bilezikleri cuma günü Miyase aldı. Sen niye taktın takıştırdın anlamadım şimdi, ki ben. Şimdi bak o da şimdi aldı ben... ya Nurten Hanım hafta ortası. Ama ben... sonuçta hafta ortası yaşadı onu. Ha. Cuma günü de Miyase aldı. Sen bugün taktın takıştırmışsın ben pazartesi. Ben şimdi size ufak bir şey söyleyeceğim. Biz her zaman aza tamah eden insanlarız. Sevilay alıyor alıyor gözü doymuyor gene aynı. Kızlar, herkese iyi haftalar. Teşekkür ederiz nasılsınız? Sana da. Nasılsınız? İyiyiz mi Yasin? Sen nasılsın? İyiyim vallahi. Nasıl olayım hayatım? Keyfim yerinde, tıkırında işler. Hayırlı çok... uğurlu olsun. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Yani işte keyifliyim, hı, mutluyum. İşte birkaç sizlere sorularım var. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? İşte nasıl gidiyor bileziksiz hayatlar? Vallahi bana söyleme istersen bana bakıyorsun da. Benim zaten bileziklerim var. Bileziklerimle geldim. Evde benim de var. Evde herkesin var. Şimdi olsun canım siz de takıp gelseydiniz o zaman. Yok hayatım ben buradaki bileziklerimi konuşturuyorum. Bana yetiş de sonra konuşuruz. Şimdi ben öncelikle Yeşim sana şey soracaktım. Senin kaç tane bileziğin vardı ya? Ay yani Miyase niye soruyorsun? Sanki bilmiyormuşsun buraya yeni gelmişsin gibi. He. Kaç olduğunu bilmiyor musun? Eminim ki sen benden iyi biliyorsun. Yo Yeşim bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ben ya? Ben size bileziğini niye sayayım? Kaç bileziğin vardı? Yo sen iyi dikkat edersin öyle şeylere. Öyle şeyleri de gözünden kaçırmazsın. Ben de iyi dikkat ederim. Evet. Beyhan teyzeyle karıştırdın herhalde. Bir söyle bir ya kaçtı senin? 19 tane Miyasecim. Peki Yeşim sen kaç ay oldu buraya geleli? 6,5 ay civarı diyebiliriz. 6,5 ay civarı 19 bilezik. Yani ortalama 1,5 ayda falan bir kazandın sen, değil mi? Ben tek başıma bu kadarını yapabildim. Sen iki kişi bu kadar yapabildin. Hindistan'dan gelmiş gibi takmışsın, takıştırmışsın 5 bilezik de o da aylar sonra aldın. Ya bakın tabii canlarım. Ama onun için büyük bir şey. Aylar neyse, sonra aldın. Neyse yeni kayınvalideyi biz tanıyalım. Ha, tanıyalım. Hoş geldin, daha hoş sefa buldum. Geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyim canım, sağ olun. Ben Fatih'ten geliyorum. Koca Mustafa evet. Paşa'dan. İki oğlum var. İlk gelinim benim. Kaç aylık gelinin? 4 aylık gelinim. 4 aylık. Evet. Aa, nasıl güvendin geldin? 4 aylık geline ben 5 aylık gelin, 5 yıllık geline zor güvendim geldim buraya da sen 4 aylık gelinin yemeğini nasıl bulacaksın? Bulacağım inşallah. Anlayamadım vallahi. Zaten kendime de güveniyorum, gelinime de gelini güveniyorum. Gelini başvurmuş herhalde. Sen, sen yapmıyorsun gelinim, ki yemeğe. Biz yapsak gelinim tamam. Gelinim başvurdu, çok istedi. Ben de güveniyorum gelinime, kendime de güveniyorum. Bulacağım inşallah gelinimi. Benim 32 tane bileziğim var malum. Ben senin yarı ayın kadar buradayım. Neyse onun havalarını falan şey yapmayacağım. Yeşim sen şu arkandaki liste var ya orada en altta ne yazıyor? Ya oraya girmek için. Sen kimin sayesinde aldın o bilezikleri kimin? Nasıl o kimin bilezikleri? Sayesinde? Benim bir resmimi mi taktın oraya benim sayemde bilezikleri koluma taktın? Yok ben senin sayende almadım ki. Kimin sayesinde aldın? Hemen söylüyorum şimdi ben... bileziği sağ olsun daha önce de demiştim benim arkamda bir dağ var diye. Hatırladınız mı? Tamam. Sevilay Sultan seni ayağa alabilir miyim? Tabii ki hayatım. Şimdi ben size arkamdaki dağı göstereceğim. Benim arkamdaki dağ. Oo! Arkamdaki dağ. Gördük hayatım. Yeşim. Kime güveniyormuş? Hasret. Kimin sayesinde almış? Denizciğim. Ben bu gelini şimdi sarıp sarmalaz öpmez miyim? Şimdi... Yeşim'cim, gör canım. Yo, arkamdaki dağ. Sevilay Hanım olmasa sen hiçbir şey yapamazsın. Sana da teşekkür ederim. Yeşim'den daha çok bana katkın oldu. Ben bu gelinimi sarıp sarmalayıp öpmez miyim canım acaba? Anam. Canım gelinim. Anam. Sen daha fazlasına gidiyorsun. Fotoğrafı asmak için bir destek istiyorum Murat Bey. Sevilay Hanım ben sizi tebrik ediyorum. Siz olmasanız
O masada bilezik değil, kendisi bile olmayacaktı. Yeşim Hanım, size de dağılık bir şey söyleyeceğim yaptım. Yalnız. Evet. Aldım. Anne, sizi tebrik ediyorum. Da, bak, buradaki başrol kayınvalidem ama ben buradan gelip geçmiş bütün kayınvalidelere tek tek teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Beni onlar var etti. 32 bilezik. Bu sezonun en fazla bilezik alanı. Ya bir şey Murat söyleyeceğim. Murat Bey, rica etsem bir fotoğraf asabilir miyiz? Hayatım, en güzel resmimi de bulmuşum. Cümle alem bir güzel görsün. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ben de buradan bir teşekkür etmek istiyorum. Sayın kayınvalideciğim, canım anneciğim. Sizi bir ayağa bir zahmet alabilir miyim? Buyurun. 6 ayın sonunda harekete geçtiğiniz için size çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız ben burada asla tutunamazdım. Çok teşekkür ederim. Ha, altın için zahmet vermediniz ama... Tabii duramazdım. Ama zararın neresinden dönerseniz kârdır. 6 ayda çok uzun bir süre değil sonuçta. Başladık. Geç de olsa başladık. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Allah Allah, ne oldu? Sana mı teşekkür ediyor? Niye? Bak, teşekkür aldın, gördün mü? Yeşim, sen şu arkandaki listeye bir baksana. Biliyorum. Şimdi benim, bak, bu listeye girmek için kaç lazımmış Yeşim? 35. Heh. Ben de var 32. Şimdi ben bu hafta 5 bilezik daha alıyorum. Alıyorsun. Aldıktan sonra ne oluyor? Heh. Hop, oradan Zeynep siliniyor, Miyase yazılıyor. Bak şu anda var ya, ben sana hiçbir şekilde tepki vermiyorum ve kızmıyorum. Yeşim, şöyle bir takayım kolyemi kızlar. Şöyle, buyurun. Buyurun. Yok artık ya. Ya yok artık, görmemişliğin de bu kadarı yani. Miyase'ye bak. Miyase'deki havaya bak, Allah aşkına. Havaya bak. Yakışır, tek elle aldı benim gelinim, tek elle. Cuma günü demiştim ya, ben Osmanlı gibiyim, Malkoçoğlu gibiyim diye. Bak, Osmanlı gibiyim, tek başıma, bak tek başıma, tek tabanca. Tek değil. O bilezikleri aldım, yani tek elimle aldım. Eli biliyorsunuz bir kaza geçirdi burada, ondan takamıyor eline. Öbür eliyle de yemek yaptığı için ama tek eliyle kazandı. İşte ben sizi samimi bulmuyorum yani. O resmi de orada samimi bulmuyorum. Getirip asmasını gördük ya sizin hallerinizi. 2-3 gün sonra yine aynısını göreceğiz. Hiç kıskanma. Sen de taktır gelinle 5 bilezik, seninkinin de astır. Biz daha 2 hafta oldu gelelim. Ben hiç... Biz ilk haftada aldık. Sana şu an muhtaç olduğu için eli, öyle olduğu için, muhtaç olduğu için o resim oraya alsın. Nasıl konuşma ya? Evet. Nereden muhtaç? Evet. Benim gelinim herkesten alıyor 5. Hasretciğim, bilezik falan önemli değil hayatım. Sen önce bir çeyrek al Allah aşkına. 2 hafta, 3. haftana girdin değil mi sen? 3. haftam canım. Ya 3. haftana girdin, sen bir çeyrek al ondan sonra konuş ya. Ama sen daha şu an gözümün önünde Yeşim'in ilk geldiği haller gibi. Sen burada değil mi? Altın göremeyecektin. Yok, benim çeyrekte sıkıntım yoktu. Nacem, siz buraya neye geldiniz? Altınları almaya geldik. Yok, gelinin kolu o bacağı doluyor, görmüyor musun? Olsun, malın zararı mı var, altının zararı mı var Beyhan abla? Ya Allah aşkına, öyle altınım olsun. Onun taktığının yarısı daha değil. Hadi ya. Evet, ama biz yine de yani malın zararı olmaz, altının zararı olmaz. Ne işiniz var burada o zaman? Altın almaya geldik. Var ya. Olsun, daha da olsun, senin de var. Gözlerim dolu. Niye burada duruyorsun? Biz burada, bizim amacımız altın listeye girmek. Tamam, biz de öyle işte, hem altınlarımız olacak hem de listeye gireceğiz inşallah. Bari buraya takıp da gelmeseydi gelinin gösterimi gibi. İnsan evde bırakır. Bir şey söyleyeceğim, siz buraya o zaman... Düğün ettiniz ya, borcunuzu ödemeye geldiniz. Evet. Beyhan ablacığım, bizim çok altınımız var. Düğünde de çok takımız oldu. Ben de zaten çok taktım gelime, 250 milyar. Ama malın zararı olmaz ki, altının zararı olmaz. Ay bir dakika. Boynuma çok ağırlık yaptı ya. Taşıyamadım. Bak, bir kaza daha geçirme, sakin sakin yemeğini yap. İnsanın çok altının olması da zor bir şey be. Bu hafta da şeye güvenme yani. Siz altını sevmiyorsunuz zaten ki. He? Siz altını sevmiyorsunuz zaten. Boşu boşuna orada hava atmak için. Kızlar, bugün taktım, takıştırdım sırf sizin için. Evet. Sağ ol hayatım, çok incesin. Onlar sadece görünen tarafı. Senin baban falan kuyumcu mu ne, ya da eşin mi kuyumcu? Düğünde mi bunlar takıldı, eşin mi aldı yani? Anlamadım. Kayınvalidem kesenin ağzını bayağı bir açtı benim için. Ne kayınvalideler var. Bayağı da kalın ha. Kaç öyle gram onlar ya? 25, 24. Maşallah. 24'ten aşağı yok bu arada, söyleyeyim. Vallahi Allah'a şükür halimiz vaktimiz yerindeydi. Çevremiz de vardı ama bu pandemi girdi araya.
Gene az kişili bir düğünümüz oldu ama yine de 250 milyarlık altın takıldı. Ay maşallah. Az kişiyle 250 milyar. Bir de çok olsa ne yapacaklardı yani? Senin eşin böyle bir şey mi yani? Atıyorum bir kraliyet ailesi gibi mi desem ya da atıyorum böyle bir mühim bir insan mı? Yok, o kadar takı nedir? Aslında ben her şeyi kayınvalideme borçluyum. Çünkü benim için beni çok sevdi. Maşallah. Allah bozmasın. O yüzden benim için kesenin ağzını bayağı bir açtı. Ne istiyorsam kayınvalide onu yaptı. Kayınvalide de maşallah nasıl bir kese varsa. Hayır, bizimki de kesenin ağzını açar, takar sonra geri alır. Nasıl tanıştılar gelinizle oğlunuz? Gelinimle oğlum nasıl tanıştı? Benim gelinim, biz aynı yazlıktanız. Aynı sitedeyiz. Ben onun çocukluğunu tanıyorum. Gelininizi? Evet. Ha. Onlar da aynı bahçede büyüdüler. Tabii çocuktular. Sonra ergen oldular. Delikanlı oldu. Kız, gelinlik kız oldu. Birbirlerine aşık olmuşlar. Kısmet. Bir bakıma hani böyle düğünü falan bir kafamda canlandırdım. Hani böyle altınlarla geldiğine böyle bir göre... Bir hayal ediyor insan değil mi? Şatoda matoda böyle. Bir de diyorsun ki bu görünen kısmı. Zaten 5 yıldızlı otelde oldu düğünüm. Efendim? 5 yıldızlı otelde oldu. Otelde oldu. Evet. Normal olabilir. Olabilir. Artık otelde evet, çok şey gelmiyor. Evet. Duyulmuş bir otel. Çok lüks bir otelde oldu. Ya böyle görkemli bir işte düğün yaptın. Bol bol altınlar vesaire. Yani nasıl bir evin var gerçekten merak ediyorum. Her gelen getiriyor. Sen getirdin mi? Tabii ki arkadaşlar, sizin için hazırladım ben videomu. Bir izleyebilirsek. Kızlar merhabalar. Bugün sizlere evimi tanıtıyorum. Burası salonum. Böyle bir ayna yaptırmak istedim salonuma. Gri duvarlarım var. Gri ve beyaz tonlarını çok sevdiğim için bu şekilde tercih ettik. Burası mutfağım. Yine mutfağım da beyazlı grili tonlarında. Koyu renkleri çok seviyorum. Burası giyinme odam. Burada makyaj malzemelerim, parfümlerim, özel eşyalarım var. Ve gelelim yatak odasına. Bu arada burası da çamaşır makinemin olduğu yer. İşte temizlik ürünleri, çamaşır makinesi burada. Yatak odam da yine bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Hayatım, sen kaç yıllık evliydin ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben daha yeni gelinim kızlar, görmediniz mi? Altınlarımla geldim. Bir şey söyleyeceğim. Yeni gelin evine benzemiyor hiç. Ne bu? İçimiz karardı. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Sanki... Yeşim bir dur artık. Siyahıya hemen bayıldım. İçimdeki neydi? Çünkü çok merak ediyorum. İlk defa buraya gelen bir gelinin evini beğendim. Sadece tek bir tane eksi söyleyeceğim. Onun dışında hadi onu da maruz gördüm. Çamaşır makinesinin üstündeki örtüye takıldım. Hadi o da yani nazar boncuğu diyelim. Gerçekten evin sade, şık, gayet klas duruyor. Böyle renk cümbüşü değil, karmaşa yok, göz yormuyor. Sadece olay siyah değil ki. Siyah, aynen öyle. Komple siyah ağırlık da değil. Yani beyaz, gri, antresit. Ya bir şey söyleyeceğim. O nasıl bir yeni gelin evi Allah aşkına ya? Onu bir geçeceksiniz. İçimiz karardı. Sanki nasıl yani, 30 Niyazi'cim? Yıllık evle de evden bıkmış, ev işlerinden bıkmış gibi bir evin var ya. Niyazi'cim, artık yeni moda bu renkler, griler, beyazlar. Şimdi benim takıldığım nokta bambaşka. Şimdi Yeşim'cim, sen kraliyet ailesine gelin gittiğini iddia etmemiştin değil mi? Kraliyet ailesinden de değilim demiş. Ya öyle bir şey duymadım öyle ben. Öyle bir şey söylemedim. Şimdi senin evin ne? Kraliyet ailesinde doğma büyüme, kraliyet ailesine gelin giden kızın evi niye aynı? O senin tarzında, senin zevkine, senin yaşına göre bir mobilya. Evet, senin gelinin genç, yeni gelin yani. Daha böyle simsiyah, içini karartmış. Ya niye öyle diyorsun? Öyle seviyormuş. Gelinin evi de böyle simsiyah. Şimdiki seçti. Gençler böyle seviyor. Mobilyaları ama. Kim seçti? Kendi gitti. Ablam. Kendi seçimleri mi? Tabii ablam, eşi, kendisi gittiler. Ha. Üçü seçtiler. Simsiyah ben koltuk falan bile. Ya. İnsanın ama ruhu kararır o evde. Ama kameralar böyle gösteriyor. O kadar şey değil. Aydınlık aslında da koyu renkleri seçiyor. Şimdiki gençler kolaya kaçıyor biraz. Siz mi aldınız oğlunuza bu evi? Biz kendimize aldık bunu. Oturduk işte 25 yıldır. Şimdi oğluma bıraktık. Almadık. Biz oturuyorduk. Biz ayrıldık. Siz yeni eve mi geçtiniz? Yok. Biz aynı binanın içinde. Kiraya mı taşındın sen? Benim söyleme sahip 4 tane dairem var. Ama çocuklarımdan ayrılmak istemedim. Ben orada komşum taşındı. Dedim ki böyle böyle... Senin dairene ben geçeyim. Oradan siz kiraya geçtiniz. Tabii başka yerden aldığım verdiniz. Kirayı oraya veriyorum. Olur, olabilir. Onun ne yanında oturuyorum. Yani ben de yakın öyle. Olayım diye.
Sizin gerçekten modadan da haberiniz yok. Siz iyice yaşlanmışsınız. Hayatım, İki yaşlanan sensin. Sen... Altınları takmış gelmişsin buraya. Hayır, ben hayır, daha 22 yaşında çiçeği burnunda bir gelinim. Şimdi senin sen... yaşın genç ama için geçmiş. Hazır Deniz'in ev muhabbeti gelmişken benim aklıma şey geldi. Şimdi kayınvalidem malum benim evimi çekip çekip atıyor ya. Hı. Artık evim yok. Yani evimin anahtarı yok onda. Artık benim evimi çekemeyecek. Ama onun evinin anahtarı bende. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Çektim. Ne yaptın? Çektim. Kayınvalidemin günü vardı. Gününden sonra ben onun evini bir çektim. Allah aşkına bak, konuşmaya, anlatmaya gerek yok. İzleyin. Yönetmenim, rica etsek bir izleyebilir miyiz? Bir kızlar görsün kayınvalidemin yüzünü. Şimdi kayınvalidem altın gününde benim yaptığım kısırı beğenmemişti. Acaba ben altın gününden sonraki onun mutfağının halini beğeniyor muyum? Şimdi size ben bir mutfak göstereceğim. Burada yani bir kek yapmış. Bu kekin tepsisi burada duruyor. İçi kurumuş. Kekin, yani artan kek kurumuş. Bakın parçalanmış, kurumuş. Nimet taş gibi olmuş burada. Bu annemin... Bunu annem yapar normalde. İnanmıyorum, annemden bile gidip bizim Amasya'nın yağlısından almış. Dışarıdan sipariş vermiş bir de. Millete yemin ederim gerçekten ben yaptım demiştir. Ay bunlar kokmuş, günahtır ya. Kurumuş kahve fincanı. Bakın kurumuş kurumuş. Benim gelinim hiç temiz değil, benim gelinim temizlemiyor der. Bakın görüyorsunuz mutfağının halini. Her yer her yerde. Sözde Sevilay Hanım çok temiz. Miyase pasaklı, kirli, evi temizleyemiyor. Buyurun görüyorsunuz. Ya Sevilay Hanım ya, ya bu ne ya? Bu ne ya? Gerçekten İki dakika ben önce gönlümü fethettin, şimdi gönlümü yerin dibine attın ya. Vallahi bak ben sana ne dedim? Gelin kaynana toprağını çeker ya, sen gelip beni böyle çekersen ben de seni çekerim sen dedim. Sen ne ara geldin? O gün benim günüm vardı. Gün milleti yolcu etmeye gittim. Ne ara girdin de çektin? Herhalde dağınık kalacak. Evini öyle bırakmasaydın anne. Ya insanları yolcu etmeye gittim. Benim ev uzak. Bırakma. Ya ne yolcu etmesi? Ben onu ertesi gün çektim. Hayır, o gün çekmişim. Evet, hayır, ertesi gün çektim. Tamam, yorulmuşumdur, yatmışımdır. Oynadık, zıpladık. Sen benim anahtarımı da bana geri vereceksin. Anne, senin, işin senin anahtarını bitti, ben sana artık vermiyorum. Git ananın anahtarını al lütfen. Senin evine anahtarını alıp temizlemeye giriyor ya sürekli, hep anlatıyorsunuz. Ya senin evine gelene kadar sen kendi evini temizlese daha mantıklı değil mi ya? Ya iki dakika önce resmimi astı, güldürdü beni, memnun etti. Şimdi yaptığına bak ya. Bana güne geldi millet, kalabalık, tek başımayım. Yolcu edeyim dedim, yoruldum, yatayım da sabah yaparım. Sevilay Hanım. Evet. Yani ben Miyase'yi biraz haklı buldum. Ben de bir titiz bir insan olduğum için o titizlik benim bir hassasımdır. Dağınık buldum yani. İnsan bir toparlar, siler, süpürür. Ondan sonra bu makineye koyarsın, gidersin, yatarsın ya rahatlar. Ya kime ne? Ev benim, şey benim. Ben, kimse karışmasın. Ben canım istemedi, yapmadım. Ben Miyase'yi haklı buldum burada. Vur. Geçen onun evini göreydin de bana hak verirdin. Yeşim. Efendim. Ben bir şey söylemek istiyorum sana. Sende ben bir değişiklik fark ettim. Evet, ne gibi? Yani sen de bu aralar bir güzellik, saçlarında bir bakım, böyle bir değişiklik var. Hasret de bilir belki. Doğumdan sonra böyle kadınlarda bir saç dökülme problemi oluyor. Evet. Benim 3 senedir ortalama dökülüyor. Artık ben dayanamadım. Her şeyi denedim. En sonunda bir tedaviye başladım. Ne tedavisi? Ya saça PRP işlemi, mezoterapi yapıyorlar, vitaminler, kokteyller vesaire. Seansını da 7000 TL'ye anlaştım. 7000. Yani şu an o kadar verdim ama hani daha devam edeceğim. Tek seansta da bitmez. Tabii, aşağı tabii. Yukarı senin 19 bileziğin var. Yeşim, bu altınlar da kurtarmıyor ha. Ya anlamadığım bir kısım, ben sadece bu kolumdaki altınlarla mı yaşıyorum? Benim Yeşim, altın ben dışında şimdi da... senin diğer maddiyatını bilemem. Ben şu anda altınına göre yorum yapıyorum. Tamam, altın hepsini feda edeceğim, yetmezse de... Kociş Bank'tan artık destek alacağım. Yeşim bak, bileziklerini satsan çeyreklerle de toparlayamıyorsun. Yani ikisini birden satsan da olmuyor. Ya gerekirse zaten evimi, bileziklerin para etmiyor. O kadar az. Zannediyorsun ki biz bu zamana kadar hep o bileziklerle yaşadık. Onlar olmasa ben yaşayamazdım. Senin var ya bak, bu aralar bileziği bu kadar şey düşmenin sebebini ben şimdi çözdüm. Naciye Hanım, sen gelinim dedin yani.
atlı üstü oturuyoruz çok iyi dedin ya. Yemek yapıyor mu gelinin? Yapıyor canım. Yapıyor. Yapıyor ama ben ona kıyamıyorum fazla. Kıyamıyorsun. Niye evet. Kıyamıyorsun? Hem yaşı küçük hem o çok nazlı büyümüş. Annesi onu çok nazlı büyüttü. Ha. Hani böyle dadılarla çok değer veriyor. Geliniz mi evet. Dadılarla büyüdü? Aa. Evet. O yüzden aa. Ben ona hiç kıyamıyorum. Yani ben ona daha bak 4 aylık gelin sorabilirsiniz. Daha bir cam bir kapı silmemiştir. Bir derin temizlik yapmamıştır. Kim ben yapıyor? Kadın alıyorum. Böyle yağmur yağdı mı? Yoksa derin... bilmiyor mu ki temizlik yapmasını? Yani çocuk bir şey hizmetçilerle büyüyen kız ne öğrenebilir? Şimdi yavaş yavaş ben ona öğretiyorum. Ha. O daha yeni doğan bebek gibi benim için. Sen misafirliğe gittin ona. Sen mi gidip yapacaksın onun yemeğini? Ben kıyamıyorum canım ona. O pamuk ellerine kıyamıyorum gelinimin. Daha çok sen küçük sen gelin almamışsın ki. Ben gelin sen almadım. Kız, o benim kız kızım. Almışsın evet, evine. Kızım. Gerçek öyle görüyorum. Yani gelin olarak oğluna görmüyorum. Nasıl bakacak bu kız? Vallahi oğluma, oğlum geliyor mesela. Canları istiyorsa gidiyorlar dışarıda yiyorlar. Hadi yemeği dışarıda yedi. Ütüyü mütüyü o da yapmıyor. Ne yapıyor bu gelin? Hiçbir şey yapmıyor. Canım benim niye gelin demek evin hizmetçisi demek mi? Hizmetçisi değil. Günlük ihtiyaçları karşılamak gerekiyor tamam, ya. Tamam günlük işini yapıyor. Kalkıyor evini toparlıyor ediyor. Bana kahvaltıya geliyorsa geliyor aşağıya. Onu da siz de yiyor. Tabii gelmiyorsa arkadaşına gider, annesine gider. Hazıra oo. Gider yani tabii hazıra. Ki. Benim oğlumun yemekli işi olmaz. Oğlumun dışarıda zaten yemeğini yiyor. Yani hep dışarıdan olduğuna göre yani günü birlik yani. Bugünkü bulduk bugün yiyoruz. Bu yarın bulduk yarın evet. Mı? Evet canım ben gelinimi oğlumu mutlu etsin diye aldım. Ben gelinimi havasından dolayı aldım. Bak içeri girdi gördünüz değil mi? Herkes söndü. Niye söyleyecek gelin kaldı ya? Niye bizim yok, gelinimizin havası yeter. O benim boncuk gözlüm. Bizim gelinimizin havası mı söndü yani? Evet, bizim gelinlerimizdeki evet, havaya bastı. Sen bizim gelininle söndü. Bizi ezmeye mi çalışıyorsun? Yok, bizim gelinlerimiz. Vallahi billahi söndü. Benim gelinim boyu, poşto. Sen daha benim gelinim şöyle saçların maçlarını bir salsın da gör. Üç, iki, bir. Ben heyecan yaptım ama siz bitirmişsiniz çoktan. Evet. Dağınıklığı asla görmüyoruz. Erken erken bitirdin mi? Ben evet önceden bitirdim. Aa, Deniz'in suratının güzelliğine bak ya. Çok güzel, vallahi bayıldım. Evet, güzel kız. Kızlarımız çok güzel. Ay ben de minicik siz de kaldım. Minicik kaldım. Yönetmenim, hadi coştur bizi. Burada en güzel tabakları ben çıkarttığım için ona ben gülerim. Sen şimdi benim tabağımı kurdun. Beğenmedin. Ama yerken öyle demiyordun. Burada sadece sizin gelininize 5 vermeniz de olmuyor. Yarın bir tabak çıkarırım gelininizin tabağı sana. Eğer akıllı oyunlarıysa ben çok iyi yaparım. Yasecim sen kayınvalidemle bizi kıskanıyorsun. Ben şu an bu tespiti yaptım. Şimdi size ben bir mutfak göstereceğim. Bu videoyu niye çektin ve bize verdin? Kayınvalidemin asıl yüzünü herkes görsün. O mutfakta normalde dışarıdan biri gelse kalkıp bir bardak su içmek istemez. Ben senin mutfağını çekmedim. Çekseydim burada hiç konuşamazdım. Beni mahvetmiş bardaklar, çanaklar öyle. Sen bunun altında Sevilay kalır mı? Kalırsan burada benim adım Sevilay olmaz. Haftanın ilk gününde kabarmalara doyamayan pizza poğaça yaptık. Yani bunun içi hamur kalmış çünkü kabaramamış muhtemelen. Çok güzel kokuyor ama gerçekten pizza gibi kokuyor. Altı güzel pişmiş. İçi hamur kalmış. Böyle tıkışmış kalmış. Çok güzel kokuyor, çok lezzetli ama kabarmamış ve içi hamur kalmış. Oy. Bayağı güzel olmuş. Hakikaten poğaça yediğimi hissediyorum. Üzerindeki malzeme, kekik
domatesi, biberi çok yakışmış, çok. Vallahi yemelere doyamadım. En yüksek vereceğim puan olabilir. Görüşürüz. Çok iyi. Bunlar da var mıydı susam? Yani şu susamın tadını falan bile aldım. O kadar güzel kızarmış, pişmiş ki içi de öyle, altı da öyle. Şahane olmuş. Bunun üstünü çok kurutmamış, onu çok sevdim. Bunda da o ıslaklık var biraz ama üçüncüde tamamen böyle hakikaten pizza gibi olmuş. İki ve üçten sonra bir numaralı tabaktan daha da bir soğudum. Onda çok ciddi pişme problemi var. Kesinlikle bu tabağıma hemen devam edeceğim. Çok çok güzel olmuş. Sanki içine maya koymamış. Sanki hiç bekletmemiş. Eşit pişirememiş. Çok ilginç. Bunda böyle bir poğaça gibi değil. Bahsettiğimiz tarif asla değil. Şimdi puanlarda sıra. Birinci tabağımız gözünüzün önünde hepsini inceledik. Maalesef bir vereceğimi düşünüyordum ama dördüncü tabağı görünce bu ondan kesinlikle daha iyi. Sadece fırınla ilgili problem yaşamış. Üç verelim. Bu tabağımız güzeldi ya, bayağı güzel bir tabak ama daha güzeli var. O yüzden 4 veriyorum. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Hemen çayımı koyuyorum ve afiyetle gluten dokunsa bile bu tabağımı bitiriyorum. 5 veriyorum. Bu da maalesef 4. tabağda 1 verdik. Hemen 3 verdiğim tabaktan başlıyorum. Bakalım 3 puanı haftanın ilk günü hangi geline vermişiz? Üç puanı alan gelin bakalım kim? Yeşimcimmiş. Yeşim. Pişirememiş. Dördü açalım. 4 verdiğimiz tabak bakalım hangi gelini mutlu edecek? Dört alan gelinim bakalım kim çıkıyor? Niyasecim çıktı ve bakalım 5'i kime vermişiz, 1'i kime vermişiz? 5 puanın sahibi gelin. Açıyorum, çok merak ettim. Açtım. Hasret. Hasret. Burada birazcık daha sağlamlaştı yeri. Evet, ilk günün acemiliği diyelim. Denizciğime de geçmiş olsun diyelim. Şimdi sıra kayınvalidelerde. İlk kayınvalidem ünlü bir aşçı Beyhan Sultan geliyor. Göreceğiniz şimdi aşçı. Hadi sanki bakalım. Benden başka kimse yok. Ama aşçıyım diyorsun, çok önemli bir şey ekliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Beyhan abla. He yavrum. Ben şimdi senin yeşimin istatistiklerine baktım. 6,5 aydır buradasınız. Evet. 17 mi? 19 bileziğin. 19 bileziğin var. Niyase 3 aydır burada. Evet. Kaç? 32. 32 bileziği var. Bu işte bir terslik yok mu? Var var. Ben de biliyorum da işte. Şimdi bunu artık ters çevirme vakti gelmedi mi? Şöyle masaya böyle bir vurman gerekmiyor mu? Şimdi çevireceğim artık. İnşallah bakayım da. Hadi. Olmuş. He. Evet. Neyi olmuş? Bu bir mayalı poğaça. Yani, neyini sevdin? Pişmiş. Güzel kızarmış. Şeyi güzel. Şekli. Görüntüsü, şekli güzel. Kabarmış mı? Evet, kabarmış.
Beğendim. Lezzetli mi böyle? Lezzeti de güzel. Güzel bir pizza yiyormuşsun gibi hissettin mi? Evet, lezzeti de var yani. Beğendim. Bir poğaçada aradığın her şey var mı? Evet, olmuş yani, bu olmuş. Kızarması, kıvamı. Bunu beğenmedim. Hamuru kabarmamış. Şekli güzel olmamış. Bu şimdi poğaça mı, pizza mı? Bu bir poğaça. Evet. Ama hani pizza malzemesi kadar zengin bir üst malzemesi var. Ben bunu beğenmedim. Bu çok kuru olmuş. Pizza olsaydı tamam mı diyorsun? Yani pizza olaydı bir nevi biraz. Hem de bu benim yeşimimin yaptığına benzemiyor. Güzel mi yapar? Yapar. Ben bunu beğenmedim. Kıtır kıtır şu daha yumuşak, daha güzel kabarmış. Mayalanmamış bu. İkiyi beğendik mi? Bunu beğenmedim. Beğenmedik. Hemen üçe geçelim. Bunun da hamuru mayalanmış, kabarmış. Altı güzel pişmiş, üstü kızarmış. Bir poğaçada olan şey var. Bu da olmuş. Beğendin. Evet, bunu da beğendim. Biri mi daha çok beğendin, üçü mü? Biri daha çok beğendim. Tamam. Biri daha çok beğendin. Afiyet olsun. Son tabağımıza da bakalım, o nasıl çıkacak? Bunun tadı güzel. Evet. Çok güzel tadı. Biraz hani bu niye az kızarmış diye onda tereddüt kaldım. O ilk açtığındaki tepkin kızarmasıyla ilgili miydi? Evet. Mayalanmış mı güzel? Bu da mayalanmış. Mi? Evet, bu da mayalanmış. Bu da olmuş. Yani biberlere güzel pişmiş. Kızarmış, altı da güzel kızarmış. Belki üstünün hafif kızarması fırının talihsizliği olabilir. Ama tadı, kıvamı yerinde. Üç tane tabak beğendin. Evet. Bu işin içinden nasıl çıkacağını nasıl ben de bilmiyorum. Nasıl çıkacağını bilmiyorum. Artık bilmiyorum. Bunun puan da atacağım. Yapacak bir şey yok. Şu tabağı bir kere bir vereceğim. İkinci tabak bir puan. Üçü de güzel. Sadece bir tane beş verme hakkın var. Ona beş veriyorum. Dördüncü tabağa beş veriyorsun. Yeşim olduğunu mu düşünüyorsun? Dördüncü tabak beş puan. Dört veriyorum. Üçüncü tabağa dört verdin. Buna da üç vereyim. Birinci tabağa da üç verdin. Bence en çok onu beğenmiş. Evet. Bakalım Beyhan abla gelinini bulabildi mi? Üç puanı kime verdi? Biberi pişmemiş. Biberi pişmemiş. Evet. Ciddi misin? Evet, onlar daha erimiş. Hiç söylemedin biberi pişmemiş diye. Biberleri, evet. Hepsine bakayım da ona göre. Hepsi mi aynı, bu mu öyle diye. Bana açıklamadın o şeyini. Evet, açıklama yapmadım ama biber çiğ. Anladınız mı bilemiyorum, kısık konuştu ama biberi pişmemiş. Bak, biberi ama bana söylememiş. Biberi sade duruyor, evet. Diğerlerini de görmek istemiş. Hani öyle mi olması gerekiyor hepsi, şu mu diye ona göre. Üç puanın sahibi gelin. Eh işte bir puan. Kötü de değil, iyi de değil. Çok mutlu da etmez, mutsuz da etmez. Yeşim. Bakalım. Üç puan. Kime? Gitmiş. Aç. Aç. Yeşim mi ya? Kız bilmiyorum. Aç. Hasret. Senin gelinin o kadar güzel bir tabak çıkaramaz mı? Onu mu söylemek istiyorsun? Ya zaten ben geldiğimden beri en güzel tabakların benim olduğunu biliyorum. Hasret, bile zaten... biliyorum zaten senin güzel çıkardığını da. Biliyorum ama ben de şey, biliyorum. Biber çıkartıyorum. Ama benim gelin biberi bu Nimli kadar... gibi. Biberler şu şekilde. En pişmişi de benimki dedin. Gelin yani şu en son beş, hangisi dört numaraya dedin ki bu tam böyle kızarmamış onlar kadar dedin. Onu çiğden koyduğumuz biber...
hiç kızarmamış olan da pişmiş, en kızarmış dediğin tabak da gel, pişmiş. Bak, gel bak, gel gel bakarım. Gel 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 gel. Benim başım ağrıyor, gel. Ne yavrum? Bu ne Allah'ın seversen? Şimdi bunu çiğden koyduk, fırına koyduk. Bak ne kadar güzel kızarmış, tamam, değil mi? Tamam, kızarmış. Bu da pişmiş. Neyi pişmiş? Bu da pişmiş. Bana pişmemiş yani. Bakabilir misiniz? He, kameraya hasret şey gibi. Zaten çiğden atıldı. En beğendiğin tabak, en güzel tabak dediğin tabağa tabii ki 5 vereceksin. Allah Allah. Ama diyorsan ki benim gelinim senin kadar tabii güzel canım yemek yapamıyor. Ben de onu o şekilde buluyorum diyorsan zaten o şekilde veriyorsunuz. O kadar hakkımı yiyorsun ki sen akşamları nasıl uyuyorsun? Gözüne uyku giriyor mu yani? Ben uyuyamazsam akşamları gelinimin hakkını yediğim için uyuyamam. Olmamış dedin. Yani en güzel tabak o. Yani hangisine daha çıkar bilmiyorum. O ayrı. Bırak. Ama en güzel dediğin tabağı vermedin. Senin tabağın böyle belli ediyor kendini değil mi? Olsa ben mayalanmış. Dün de gördün hasret güzel mayalıyor. Hasret, hemen dedin bak, ki en güzel mayalanına ben puan vermeyeyim. Hasret, bir verirdi dakika o zaman. Senin tabağın en güzel olsa ben senin dedin, tabağın altında dedim, kaplı Meyhan olsa. Teyze, en güzeli dedin. Gelinimin tiyosunu bulamazsam ben ona çok puan veremem. Onu beğendim ama ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. He. Derdimiz gelinimizi bulmak. Yani. Bu tabağa da 4 verdin. Evet. Yani bunun da bunun da bunun da gelininin olduğunu düşündüm. Yok, onu düşünmedim sonra. Niye 3 verdin? Niye bunlar verdin açık o zaman? O kadar da insafsız değilim. Haftanın başı. Ha. Bu? Hayır kurum. Ya bu ya şu ikisinden biri. Bak bu tabağa dedin ki tadı tuzu yerinde olmuş. Hamuru çok güzel mayalanmış. Evet. Altı üstü süper kızarmış. Evet, evet. Ama birinci tabağı daha çok beğendim dedim. Evet. Hatırlıyor musun? O mu evet, bu mu evet, dedim. Dedim, evet dedim. Hasretin de şu anda serzenişi bu işte. Yani dedim. Dedim ve böyle puan verdim. 4 puan verdim. Bakalım kim çıkacak diyor Beyhan abla. Dört puanın sahibi gelin aç şekerim kimmiş? Miyase. Ya ben de senin yolunda 4'te takılı kaldım. Öncelikle teşekkür ederim. 4 kötü bir puan değil. Üçüncü tabakla birinci tabağı daha çok beğendin 4. tabağa göre. En çok biri beğendin, sonra 3'ü, sonra 4. Yani 4 ikimizden daha az beğendin. Yani 1 ve 3'ten daha az beğendin. Neden? 4. tabağa 5. Ama madem birinci tabaktaki tüyon uymadı, üçüncü tabak daha iyiydi 4'ten. Ama bak şu da var, şu da var. Ya ben hala söyleyeyim daha yani anlamıyorum. Birinci tabağı daha çok beğendin, üçüncü tabağa 4 verdin. Sen, madem gelinini buldun, Hasret, birinci tabağa 4 ver. Hasret, sen şimdi bir dakika dur. Sen niye ben durayım? Şuna bir cevap vereyim. Ama 4. tabak tamam, az kızarmış olabilir ama tadı güzel. Tadı güzel. Yani Yeşim'in elinin lezzeti mi diye düşündün onu. Yani inşallah. Çünkü ben şöyle bir de bakmak istiyorum. Bak Hasret'inki kabarmış, benimki kabarmış. En kabarık 1 ve 3 zaten. Evet. He. Yo bu da kabarmış. Bak mesela onun şekli biraz o bayağı kızarmış. Ha bu dümdüz zaten. He. Şimdi bunun şekle çok önem veriyorsun ya Beyhan teyze, dün beni şekilden eledin. Bunun da şekli öyle çok da amşam öyle güzel ama bir şekil değil zaten. Ama tad aldım kızım, tat aldım. Yani sen tat aldığın için düşünüyorsun. Bak gayet de güzel şeklini de yapmışım. Ve madem birinci tabağın biberi pişmemiş, gelinim değil diyorsan... ...üçü, birden sonra 3'ü beğendin sen. 5'i sana mı vereydin 5'i? Bana verseydin. Niye sana? Artık seninle şu 4 olayını bir kıralım. Hep sende 4'te sabit kalıyorum. Tamam, 4'ten 2'ye düşelim. 4'ten 2'ye düşelim. He? 2'ye. 2'ye düşmeyiz biz seninle. 3'e de düşmeyiz. 1'de kıyamıyor, 1'de vermiyor. 5'e. Kıyamıyor değil, o tabağa 1 verilmez zaten. Hayır, verecek. Verilmez. Puan dağıtmayacak. Ya artık Allah aşkına ben burada adalet istiyorum ya. Bu nedir ya? Adaletten bahsediyorsun ya, 5-1-1 dağıtan kayınvalidene öğret adaleti. Kayınvaliden buradaki benim yaşadığım adaletsizliği ancak o şekilde sen deneyebiliyor. Burada adaletsizlik benim tabağıma yapıldı. Neden? Birinci tabağı ve üçüncü tabağı çok beğendi ya. Evet. Birinci tabağı tüyoya uymadı diye eledi. Sonra en çok beğendiği benim tabağımdı. Bana 5 verecekti. En çok beğendi benim tabağım zaten. Tüyosu uymuyor. Uymuyorsun, en beğendi. Evet, gelinimiz sona kaldı. 1 de vermiş olabilir, 5 de vermiş olabilir. 3 tane beğendiği tabaktan da 1 verdiysen artık şanssızlık. Verdiyse artık gelmesin. Bir şey diyemiyorum. En beğenmediği yeşim çıktı. Gerçekten. Gelmesin yani. Yani çok şaşırtıcı olur.
sen. Çünkü üç tane tabak beğendi. Al yanına Seyf Hanım. Acaba Beyhan kayınvalidem gelinine beş mi verdi bir? Beş puan kime gitti? Açıyorum. Açtım. Aç aç. Aç. Yeşil. İşte buldun ya. Buldun ya. Yine tebrikler. Buldun. Yine rekora koşuyorsun ya. Olmamış tabağa beş verdi. Ya. Ben hep olmamış tabak yapıyorum zaten. Kabarmamış ya. Kızarmamış. Kabarmamış. Afiyet olsun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Benim tabağım birlik bir tabak nasıl olabiliyor? Ben anlamadım. Deniz tabağına yakından baktın mı? Evet, baktım. Bizzat kendim hazırladım zaten bu tabağı. Tamam ben. Ya bir de pişince bak bakalım. Deniz'ciğim anlayamazsın, boşuna yorulma. Beyhan teyze tüyolarını arıyor, bulursa buluyor, bulamazsa gelinini de yakıyor. Öyle lezzetmiş. Hayır bir dakika, ben şu an kendi tabağımı derdindeyim. Hasret sen bir susar mısın? Ne susacağım ya, hakkımı yedin sen benim. Hasret bak bir şey söyleyeceğim. Sen dua et ki benden üç aldın. Ben sana en güzel tabağı üç verdin Allah aşkına. Hala kendini savunuyorsun. Bir defa da puan yok. En beğenmediği tabağı bir, bana üç verdi. Zaten adalet falan yok burada yani. Senin kayınvalideni de göreceğiz. Neye göre göreceğiz tabii. Yani neye göre verecek? Haklı. Hasret haklı. Senin tabağın şekili bile yok. Türkiye'nin en çok altın dağıtan yarışması siz efendim. Merhaba kızlar. Siz de benim gibi yakanızda çeyrekleri, kollarınıza bilezikleri takmak istiyorsanız... Niyazi! Altınları görelim. Gelinim mutfaktaya başvurdum ve üç gün içinde aradılar. Kollarıma, bilezikleri, yakama da çeyrekleri doldurdum. Bize nasıl başvuruyorsunuz? www.gelinimmutfakta.net. Buranın en iyisi, en yeteneklisi benim. Ya da daha kısa yollu 0539-570-3707 nolu WhatsApp hattımıza güzel bir video çekin gelinli kayınvalideli. Gelinim mutfakta adresinize başvuru yapın. Üç gün sonra size geri dönsünler. Gelin hep beraber yarışalım. İkinci kayınvalidem, şu anda en merak ettiğim kayınvalidem. Naciye'cim geliyor, Naciye Sultan geliyor. Alkışlarla, çok heyecanlı. Ay yerim senin heyecanını. Gel birinci tabaktan başlayalım. Taze bir kayınvalidesin, evet. İlk kayınvalidesin. Evet, ilk gelin. Nasılmış? Evet. Çok güzelmiş. Ha. Gelin diye değil de kızım olarak çok Ay, güzelmiş. Maşallah, hadi bakalım. Nasıl buldun poğaçamızı? Üzeri kurumuş, kabarmamış. Biberleri çok büyük olmuş. Normalde küçük küçük olması gerekiyor. Ben beğenmedim be ya. Beğenmedim be ya. Beğenmedim be ya. Lezzetli mi? Güzel, talihsizlikler yaşamış ama evet. Lezzetli mi? Lezzetli. İyi. Lezzeti yerinde ama kabarmamış. Geçelim be ya ikinciye. Kabarmış, pişmemiş. Salçası da olduğu gibi duruyor. Hiç yani salçada salça tadı geliyor. Hiç ne kavrulmuş ne kızarmış biberleri. Hiç pişmemiş bu. Üstündeki harcı da mı pişmemiş? Harcı poğaçası da pişmemiş. Da pişmemiş. Üstü de evet, pişmemiş. Evet, ketçap tadı geliyor, salça tadı geliyor. Hiç olmamış bu. Lezzet aldın mı? Yok. Lezzet bu, de alamadım. Ona göre daha lezzetli. Ha. Birinci hani kabarmamış. Ama daha lezzetli bu biraz hamur. Anladım. Bir aslında olmamış ama ikiye göre daha lezzetli. Çok vurucu bir yorum bence. Bakalım üçüncü tabağı beğenecek misin? Geçelim mi üçüncü tabağa? Tamam. Güzel kızarmış. Tam bir poğaça gibi olmuş. Hmm. Diğerlerinden güzel. Pizza kısmı, harçları. Güzel olmuş. Biraz hani görünmüyor biberleri falan ama yine de. Küçük mü doğramış da gözükmüyor, evet, çok mu küçük, pişmiş? Biraz fazla pişmiş ha. Ve artı küçük doğramış. Sevdin üçüncü tabağı. Evet. Güzel
yoğurmuş, mayalamış, evet, pişirmiş, hakkını vermiş mi? Vermiş. Beğendin? Beğendim. Dördüncü tabağa geçiyoruz. Üstü iyi kızarmış, güzel olmuş. Susamları da görünüyor. Diğerlerin susamı da görünmüyordu. Güzel, bu lezzetli. Onda da susam tadını, evet, aldın. Evet. Mayalanması, pişirilmesi. Güzel. Güzel. Her şeyini beğendin. Evet. Puanlamaya hazır mısın? Hazırım. Gelinini bulduğunu düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ver beşi o zaman ona. Öyle mi? Tabii gelininse. Şuna beş vermek istiyorum. İkinci tabak gelinim diyorsun. Evet. Bakalım kim çıkacak, çok merak ettim. Beş verdik. Nur topu gibi. Buna da iki vermek istiyorum. Birinci tabak 2 puan. Bir de bir uyarım daha var. Ağzından çıkanı yazarım. Çok pişman oldum şimdi buna 2 verdiğimi ama çıktı, evet. Tamam. Buna 1. Üçüncü tabak 1 puan. Buna da 1. Dördüncü tabak 1 puan. Şok, şok, şok. Bomba bir şey çünkü yaptın. Çünkü çok izleyip geliyorum. He. Evet, çok bilgim var. Hani gelinimi bulduğuma da inanıyorum ama karıştırmış da olabilirim. Şu 2 tabağı da çok iyi biliyorum kimin olduğunu. Şaka, evet, yapıyorsun. Evet. Kim? Program. Kim bunlar? Bu Yeşim olabilir, bu da Müyase olabilir. Bunlar da 2 yeni gelin olabilir. Ya ben zaten hep ne diyorum, en güzel deyip bir... Yani evet. Valla çıldıracağım ya. Ben artık gelinlerin kalması, tamam, eskilerin gitmesi lazım. Siz bana bir verin, her gün bir gelinize nasıl verdiriyorum ben? Sakin ol. Ben gelinimi bulmaya geldim. Kız çok hoşuma gitti. Çünkü ben bu program başladığından beri izliyorum. Çok eski kalan gelinler artık buranın profesörü oluyor. Yani mükemmel yapıyorlar. Ve biz bunları ekranlardan görüyoruz. Muhteşem bir taktik uyguladı. Ben çok iyi izliyorum. Şu anki gelinlere çok hakimim. Beğensem de onlar benim gelinim değil deyip bir verdim. Çok beğendim. Güzeller. Ay çok ellerine cesursun. Sağlık. Çok sevdim. Ama ben gelinimi bulmaya geldim. Benim gelinim prenses. Ben ona evde iş yaptırmazken o burada saatlerce iş yapıyor. Ben onu bulmak zorundayım. Gelinini bulduysan ben de seninle oynayacağım. 5 verdiysen. Bakalım neler olacak. Söylediği, hatta puan verdikten sonra bu şu şu falan dedi. Bakalım ilk 1 puan Niyase'ye mi Yeşim'e mi gitti? Öyle dedi çünkü. Bakalım ilk 1 puan kime gitti? Açıyoruz. Açtık. Niyase! Ve bildin. Kaçtım ben. Vallahi bu puandan sonra boğazınızda kalmadı mı? Suya ihtiyacınız yok mu kalmadı şu anda? Kalmadı canım benim. İyi. Peki sizin gelininiz prenses. Biz kül kedisi miyiz burada? Bana göre ben prenses. Gelininiz benim... evde yemek yapmıyor. Geliyor burada saatlerce yemek yapıyor. Ben gelinimi bulmak zorundayım. Evet, ben farklı gelinimi taktik bulmaya yaptınız. Geldim. Tamam, gelininizi buldunuz. Ama şimdi şöyle, biz 3 aydır, ben kendi adıma konuşayım. 3 aydır ben burada nasıl kalıyorum biliyor musunuz? Ben sadece kendi kayınvalideme göre tabak çıkarmıyorum. Burada sadece sizin gelininizle 5 vermenizle olmuyor. Bak, olsun, ben gelinime 5 vereyim. Siz bunu yapmaya çalışanlar değil. Oldu. Ne oldu? Elendi gitti. Çünkü sadece sizin 5'iniz kurtarmıyor onu. Onu yapmaya çalışan kayınvalideler oldu. Onu yapmalarına rağmen ben burada 32 bilezik aldım. Ha, olmamış tabağı çıkarırım. Hiç problem yok. Alırım sizden 5'ini. Niyaseciğim, sen, hı, kayınvalidemle bizi kıskanıyorsun. Ben şu an bu tespiti yaptım. Ne? Sen bizi kıskanıyorsun. Ne? Bir dakika, ne alaka? Evet, sen bizi kıskanıyorsun. Kayınvalidenle seni neden kıskanıyorum? Bir tane sebep çünkü söyler misin? Çünkü sana bir verdi ve bana eminim ki 5 verecek. Tamam. Niyaseciğim, eğer gelinine 5 vermediysen kim çıkarsa çıksın onunla oynayacağım. Tamam. Ben de bulamadığını düşünüyorum. Tamam. Net. Canım. Gelinimi, ben kayınvalideme güveniyorum. İki tabaktan biri verdiğim, 2 tabaktan biri gelinim biliyorum. İşte gelinine ben 5 verdiğini düşünmüyorum ve verdiğin gelinle çıkıp oynayacağım. Oyna. Afiyet olsun. Seni bildi. Evet. Bildi. Birin başına gel bakalım. 2 verdin bu tabağa. Evet. Bu 5 verdiğin tabağa, bak şu an dejavu oldum. Dedin ki böyle
bu mu güzel, bu mu güzel dedim. O daha kabarmamış ama bu daha güzel dedim. Evet. En az bunu beğendim. Evet. Gelinin kötü mü yapıyor kız? Kötü yapmıyor ama şimdi ilk günün heyecanından dolayı tahmin ettim. Çünkü programınızı izliyorum. Sürekli gelinler ilk günler yani 3-4 gün böyle yapamıyorlar heyecandan. Ben nasıl böyle konuşamıyorum şu an? Tahmin ettim. Bakalım. Doğru Miyase'yi bildi. Gerekiyor. Miyase'yi bildi. İki verdiği birinci tabak kim çıkacak? İki puan verdiğimiz tabak acaba hangi geline ait? Aç Naciye kayınvalidem. Deniz. Ya. Anne ne yaptın sen ya? Ya. Anneciğim. Hani beni bulacaktın? Hani iddialıydın ne oldu? Biliyor musun? İlk gün heyecanla dedim belki de hani tam olmamıştır diye. Ama emindin hani. Ne bileyim annem beğendim bunu çok beğendim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu, şu tabaktan bu daha güzel. İnan daha lezzetli. İnan gelinin ki lezzeti daha gelinin? Lezzetli. Naciye teyze. Gelin karşımda. Beni gelinin şu an boşa çıkardın anne. Böyle ya. Taktiklere devam Cuma günü evet, gönderiniz. Evet ya ilk günden niye strateji yapmaya çalışıyorsunuz? Benim kayınvalidem burada saçlarını ağarttı 6 aydır. Hala daha taktik yapamıyor, strateji yapamıyor. Adını bile söyleyemiyor. Strateji. Siz gelir gelmez böyle neyin şey cesareti ya. Ben anlamıyorum canım ya. Canım benim. Yani ben izliyorum bu programı kaç aylar oldu. Bir şey söyleyeceğim. Uzaktan başına. İzlemekle burada teoriye dökmek Naciye çok farklı. Naciye teyze belki de kabartan gelinin nereden biliyorsun? Evet. Mesela ben ilk haftamda çok güzel tabaklar taktik? Çıkardım. Bu nasıl taktik? Biraz önce onaylıyordun seni bulmuştu emindin. Kayınvaliden senin yemek yapamadığını düşündüğü için olmamış tabaklara puan verdi. Yani hiç ihtimal bile vermemiş. Kabartamaz, kabarsa da içine lezzet veremez deyip... Onlara puan verdi şu anda. En azından hani taktik yapsa şöyle yapar. Bir en iyiye bir en kötüye verse gene bir taktik. İki tane biberi de doğrayamıyorsa gelinin gelmesin. Tek elle ondan iyi tabak çıkarmışım. Niyasi sen ne diyorsun ya? Doğru işte tabaklar orada. Gördün sen mi? Kendi tabağını görüyor musun? Hayatım görüyorum zaten. Kendi kayınvalidenin ağzından çıkan cümleleri duydun mu? Kayınvalidem, çok güzel olmuş. Bir dakika kayınvalidem kendince bir taktik geliştirdi i̇şte ama olmadı. Tutmadı. Gelinimin yaptığı seninkinden daha lezzetli. Gerçek aa, söylüyorum. Çok lezzetli kabarmadığı dedi. Kabarmadığı halde lezzetli yani böyle insan zevk alıyor yerden. Naciye teyze. Ama seninki lezzetli değildi. Aa sen benim tabağıma ama ne dedin? Ama şu ikisinin görüntüsünden olarak onlara ben öyle sen söyledim. Benim tabağıma ne dedin hatırlıyor musun? Bu lezzetli olmuş güzel olmuş. O heyecana bence lezzetli dedim benim tabağıma. Yeşiminkine dedim. Hayır. Dördüncü o kadar tabağa emin. Lezzetli dedin. Hatta üçten daha lezzetli dedin. Bu arada da ikinciye lezzetsiz deyip demek ki senin gelinin hem yapamıyor hem lezzetsiz. Yapıyor aslında benim çok da üzerinize yapıyor. Gelmek istemiyorum. Dört ayda neyin yemeğini çıkaracak ne yapacak? Olmadı. Olmadı. O kadar hava attık. Olmadı, başımıza olmadı. Dedim çok üzülme aslında şu yaptığın ikisinden biri dedim güzel. Mutlaka evet. Dedim ikisinden demek biri. Demek ona dört versen olur mu? Verecektim ağzımdan bir çıktı. İnan ki dört diyecektim. Tamam bu senin şu moralini iki... bozmasın. İki ve üç numaralı tabak kaldı. Beş puan bakalım kime gitmiş? Beş puanın sahibi Hasret mi yoksa Yeşim mi? Beş puanın sahibi gelin. Aç şekerim kimmiş? Yeşim. Hey, Yeşim'i buldunuz. İşte Yeşim. Anne sen böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Teşekkürler. Yeşim Yeşim dediniz. Alın Yeşim. Ben buraya geldiğimden beri tek savunduğum şey olmamış tabakların puanı aldı. Yeşim'cim daha çok oynarsın. Olmamış tabaklarına aha. Daha çok puan alıp yani... Dizemiyorsun da ortada da zaten. Ben burada yeni olduğu için benim yapamayacağımı düşündüğünüz tabaktan çıkmadım öncelikle. 6 aydır burada olan bir gelin olduğunu düşündüğünüz tabaktan Hasret çıktığına göre gelininize de keşke bir şans verseydiniz de onun da yapabileceğine ihtimal İlk verseydiniz. Gün canım bilemedim. Yani bilemediniz yaptığınız taktik dedim yanlış. Heyecanlanmıştır zaten dedim. Bu taktikle benim gelinim yapamaz. Veyahut da işte anne, şöyle olmuştur diye ilerlerseniz hayır, eğer ben ki. Hayır anneciğim ben dedim ki heyecanlandım, pişiremedim, fırın ayarını yapamadım, bir şey oldu. Çiğ kalmış. Yani yeşim, o kadar tabak içerisinde şimdi, çiğydi yine yani. Yeşimi buldun yenilir ya. Yenilir gibi değildi. Tamam ben gösterdim. Açıklama yapacağım. Hasret deminden beri olmamış olmamış saldırıp duruyor ya. Burada daha dün gelen kişi bana yemek dersi verecek. Ben sana vereyim o ben dersi. Ben vereyim mi sana? Ben size anlatayım. Mantıken, ben sana kabartma dersi vereceğim. Mantıken pişmemiş şey zaten kabarmaz. Ben tabağımı yaptım hemen hemen sizde de gördünüz.
aynı seviyede koydum fırına. Fırının azizliği olabilir burada. Bu benim fırının içine girmem gerekiyor herhalde onu kabartmam için. Ben sizinle hemen hemen aynı seviyede koydum. Yeşim. Pişme, bakın pişmiş de kabarmamış olsa birinci tabak evet. Pişmiş ama kabarmamış. Yani Yeşim birlik tabağın 5 aldı. Daha konuşma bir sen. Dün de kabartamadın sen. Sen düne kadar bizim pişmiş tabaklarımızda yanık diyordun. Sürekli buraya çiğ tabak getiriyordun. Bugün poğaça yaptın diye ya da yaptığını sanarak sen bizden iyi yemek yaptığını düşünemezsin. Ben mükemmel yemek yapıyorum. Cevap vereyim. Yeşimciğim, maya kabarmasıyla alakalı şey mayayla alakalı bir evet. Şeydir. Fırınla alakalı değil bu bir. Fırında... Sen zaten iyi mayaladıysan o hamurun ağzı kapandığında açtığında kabarmış oluyor. Bu sizin... iki. Üçüncü olarak da o kadar büyük korku salmışım ki tek eline rağmen en güzelinde Miyase çıkarım. Yani dedim ki heyecanlanmıştır dedim. Deniz bence şunda takılmalısın. Çiğe tamam belki pişirememiş olabilirsin ilk gün diye. Öyle düşündüm. Ama senin lezzetsiz de yaptığını düşündü. Hayır öyle düşünmüyor. Öyle dedi öyle daha lezzetli dedi. Biri daha lezzetli dedi. Deniz'in yani tabağına daha benim lezzetli. Benim heyecandan yapamayacağımı düşündü. İşte onu diyorum. Ama hasretin tabağı olabilir diye o tabak Deniz'le ikisini. Sizinki de o şekillenmiş olur diye ben oynadım. Naciye teyzem onu olmadı. Diyorum. Hasretin tabağı daha lezzetli olabilir dediysen Deniz demek ki hem lezzetsiz yapıyor. Şöyle söyleyeyim. Üçünüzden de güzel benim gelinimin tabağıydı. Aradaki farkı görmek için yani şu anda en geriye gitsem de görürüm. Sen kıskanıyorsun. Neyi aramızı bozmaya olmayan çalışıyorsun? Olmayan tabağını mı kıskanayım? Gelinim yaydırmış onu. Tabii ki kıskanıyorum. Ama hayatımda öyle bir tabak çıkartamazsın. Gayet de lezzetli yaptığımı düşünüyorum. Çok lezzetliydi kızım. Tabağın çok lezzetliydi. Gerçekten üçünüzünkinden de lezzetliydi. Ben sana hala anlam veremiyorum. Sen lezzetliydi ben istedim. Bir şey söyleyeceğim. Lezzet diyorsunuz ya. Yeşimciğim seninki hiç olmamış yavrum. Aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Ben size aynı cevabı yine söyleyeyim. Çiğ şey hamur yiyen kişi zaten lezzetli olmuş demez. Üçüncü kayınvalidem Nurten Sultan olacak. Buyur şekerim. Gelelim bakalım. Pazartesi bugün. Güzel bir gün. Güzel bir atmosferle başlamıştık. İnşallah güzel de devam eder. Çok güzel olacak eminim. İnşallah. Haydi başla bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel olmuş. Lezzeti güzel. Altı çok güzel pişmiş bak. Ne çiğ bırakmışlar, ne çok güzel pişmiş. Tuzu, şekeri, pişme oranı, kabarma oranı olması gerektiği gibi olmuş. Diyorsun. Ama tabii ki ben gelinimi bulacağım. Tabii. İkinci tabağın lezzetine de bakacağım, pişmesine bakacağım, her şeyine bakacağım. Olması gerektiği gibi olmuş. Kim yapmışsa eline sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O zaman ikinci tabağa bakalım diğerleri nasıl olmuş. Biberi biraz daha pişmemiş, biraz diri kalmış, çok değil. Biraz diri kalmış ama lezzet oranı güzel. Kabarması da güzel. Eşit dağılımını koyarken nasıl koymuşlar? Buna biraz az koyulmuş. Harç mı az koyulmuş? Evet, harcı az koyulmuş. Eşit koyulmamış demek ki. Hı. Beğendim ama birinci tabak kadar beğenmedim. Sebzesi diri kalmış. Genelde bizim gelin sebzeyi diri bırakır ama bilemeyeceğim işte. Gelin olabilir mi? Bilemiyorum işte. Lezzete baktığım için daha üçüncü tabağa da bakayım bir. Lezzet de alamadım bundan. Çok da kabarmamış poğaça. Kabaran bir pizza poğaça olacaktı. Sebzesini de eşit dağıtmamış. Buna şekil verdiler. Şekil verdikten sonra sebzeyi yaymaları gerekiyordu içerisine. Eşit bir şekilde yaymaları gerekiyordu. Kenarlarına da susamını, her şeyini yani eşit bir şekilde koymaları gerekiyordu. Eşit olan hiçbir şey yok. Bunda susam yok. Bak hiç yok.
Bunun burasında susam var. Yani bu bitiyor bana göre. Zaten başta hiç şey yapmadan, tadını tatmadan dedim, baştan eledim bunu diye. Belki de yeni gelinimiz de gelmiş olabilir. Yani bilmiyor olabilir. Şu anki açılan tabaklarda beğenmediğim tabak bu. Üçüncü tabak. Çok beğenmedim. Çok değil, hiç beğenmedim. Afiyet olsun. Hadi son tabağımıza da bakalım. Lezzeti güzel ama şekli olmamış. Üstünde kuşbaşı mı burası, ondan sonra bilemiyorum sucuk mu, yanmış. Sebzeleri diri kalmış. Bu yanmışken sebzeler nasıl diri kalmış? Sebzeler bilmiyorum neden diri kalmış, diri kalmış. Gösterebilirim, bunu da keseyim bak, diri kalmış. Üstünde kalanlar diri kalmış, gösterebilirim, diri. Pişmemiş bariz. Uzun uzun çok büyük büyük doğramışlar. Yani bitiyor bu. Yani benim gelinim olamaz. Benim gelinim sebzeye çok önem verir. Sebzeleri çiğ kaldığı için ekşi bir tat aldım bundan. Beğenmedim bunu ben. O zaman ben de kağıdımı ve kartımı alıyorum. Gelinini bulduğunu düşünüyor musun? Vallahi güzel olana puan vereceğim, 5 vereceğim. Gelinim olsun, başka gelin olsun. Benim için fark etmiyor. Olmuşa olmuş dedim, olmamışa da olmamış lezzetli dedim. Lezzetli olana mı? Evet, lezzetli olana vereceğim ben. Gelinim kötü de yaptıysa düşük vereceğim. Aynen, düşük vereceğim. Taktik lezzetli mi değiştirdin? Lezzetli olana vereceğim şu an. Peki. Lezzet aldığıma vereceğim. Birinci, dördüncü tabak 1. Dördüncü tabak 1. Üçüncü tabak 1. Üçüncü tabak 1. İkinci tabak 2. İkinci tabak 2. Birinci tabak 5. Anam ne kadar bire kıt. Birebir aynı lezzete neredeyse diyor yani 5, 2. Puanlar ne kadar kıt öyle. Helal olsun. Ben bugün bunu yapmak istedim. En lezzetli bunu. En lezzetli bunu buldum. Yorum yaptım, lezzetli buldum. Hiçbirini açmadan. Kim yapmışsa, hangi gelin yapmışsa eline sağlık. Mükemmel olmuştu. Üçüncü tabağın başını alıyorum. İki tane 1, bir tane 2 kullandın. Bir, bir, bir gibi bir şey oldu yani. Bakalım kayınvalidem iki tane birden bir tanesini hangi gelinde kullanmış? Bir puan alan gelin. Açalım bakalım kimmiş? Yeşil. Yaptığınız yoruma göre zaten vereceğiniz puanı tahmin etmek hiç de zor değil. Ama yaptığınız yorumları kabul ediyor muyum? Hayır, etmiyorum. İyi dağılım yapılmamış diyemezsiniz. Çünkü ben burada tane tane tek tek hepsine eşit bir şekilde dağıttım. Bir tanesinde eksik kuşbaşı, bir tanesinde eksik biber olma ihtimali yok. Çünkü hepsini birer birer, onunla hatta bayağı vakit geçirdim. En çok da onunla uğraştım. Bir, ikincisi şekli. Dediniz ki biri düzgün, biri düzgün değil. Evet. Tüyo dediniz. Her gördüğünüz şey bu tüyo. Her gördüğünüz şeye tüyo. Birine demediniz ki ya acaba yaparken aceleye gelmiş olabilir mi biri? Ben böyle bir tüyoyu riske atmış olurum kendime. Benim kayınvalidem onu algılar ya da ben yuvarlak birini kare yaptım. O tabağa iki tane yuvarlak da koyulabilir. İki tane kareyi yan yana da koyabilirler. Kabarmamışı da yine kabul etmiyorum. Kabarmamış. Şöyle söylüyorum ben size. Bir ve ikiye göre kabarmamış. Evet. Ama evet. Hiç kabarmamışı kabul etmiyorum. Hiç kabarmamış demedim. Kabarmamış dediniz. Bir müsaade edin, bana sordun. Hı hı. Bunun tadını ben tadıyorum. Bunun biliyorum. Tabaklamasını kimin yaptığı önemli değil. Benim için bu önüme gelen tabak size önemli benim için. Size aydınlatıyorum ama. Önüme hangi tabak gelmiş ben ona bakarım. Ona baktınız. Yani lezzete yorumlarınız baktım. Doğru değil. Lezzetli. Lezzetli kabarmamış. Bir tanesinin şekli bozuk. Aa. Tüyü olabilir dedim. Eşit dağılmamış. He, bir tanesinin etrafında sizin biraz yerinde susam var, geri kalan yerinde susam yok. Susam eşit dağılması gerekmez mi? Susam ne içindir? Kızarması içindir. Hı -hı. Kızarması için kenarlara koyulur mu? Bunu ben biliyorum. Yedim, biliyorum. Çünkü ben sizin, yapan ustanın ya yanında zaten bizzat çalıştı. Ben 5 aldım. Kendi tabağına gelince 5 aldım. Hep bir konuşmayın, ben cevabımı vereyim. Ben bunun lezzetini bildiğim için... Baştaki tabakta lezzeti baştaki aldım. Baştaki tabağa bir şey demiyorum. Onu açtığınızda kendisi cevaplasın. En sonunda o tabaktan ayrılırken ben bundan hiç lezzet almadım dediniz. Evet. Şimdi de lezzetli dediniz. Çünkü şunu diyebilirsiniz. Benim gelinim
bu şekilde kare yapmaz. Ben o yüzden eledim diyebilirsiniz. Ama vicdanınız demek ki rahat etmedi ki ağzınızdan direkt lezzetli çıktı. Hayır, ben zaten gelinimin yapmaz diye söyledim. Onu anlarım. Hatta ikinci tabakta söyledim, pardon. Benim gelinim sebzeyi dedim. Diri bırakır, öldürmez dedim ama inşallah gelinim yapmamıştır. Niye ama bu 5-1-1 sizi bir gün gidiş biletiniz olacak, ben söyleyeyim. Olabilir. İkinci tabak, 2 puan verdin. Güzel, bu da güzel kabarmıştı, lezzetliydi. 2 vermek istedim, hangi gelininse. Bakalım 2 puan hangi gelinin? Nurten abla. Buyur. Benim anlamadığım, aydınlatmak istediğim izleyiciyi de bir şey var. Lezzete puan vereceğim dedim. Evet, lezzete verdim puanı. Ama hepsine de 5 dağıtacak değildim burada hepsi lezzetli diye. He, bu tabağı çünkü çok beğendim. Lezzetli buldum. Heh. Lezzetliydi ama hepsine de 5 dağıtacağım diye puan dağıtmaya gelmedim. İnşallah gelinimi bulmuşturum. En çok lezzetli gelen birinci tabaktı. Hmm. Ama ben inşallah gelinimi buldum, o yüzden verdim. Hayır, zaten bence mantıklı olan gelinini bulduğunu düşünüyorsa diğerlerine düşük vermek ki gelinini fark yaratsın. Aynen. Puan olarak verdiği puan fark yaratması lazım. Buna da 4 verirse o zaman ikisi aynı seviyede kalır. Hiç fark etmiyor o zaman. 5'inden 4'ün arasında hiçbir fark yok o zaman. Hazırsak bakalım, lezzetli ama puan da dağıtacak halim yok deyip 2 verdiği tabak kimin çıkacak? Aç şekerim, hasret. Ay. Oh. Çok iyi oldu. Yapacak bir şey yok. İyi oldu. Yapacak bir şey var. Ben sana arada kaldığın zaman hiçbir zaman bunu yapma diyorum, değil mi? Ve sebzelerden biliyorsun, değil mi? Benim sebzeyi öldürmeyeceğimi biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey var. Var yani, şu an beni herkes lezzetli lezzetli dedi. 1-1 verdi, sen de 2 verdin. Harikasın. Yapacak bir şey yok. Ben nasıl yapacak bir şey yok ya? Sen buraya niye geldin? Beni bulmaya geldin. Ben niye geldim sana? Niye geldin? Sen benim geldin. Sözümü tutsaydın o zaman. Nasıl tutayım? Benimsin. Benim sana... Kabarmamış mı? Benim söylediğim... Kabarmamış benim, mı? Benim söylediğim tamam, birinci tabakta... Yok öyle bir şey. Yok öyle bir dünya. Yok sen beni dinlememişsin şey. Demek ki. Yok. Hiç bana konuşamazsın oradan şimdi. Hı-hı. Demek ki beni dikkate sen almazsın. Sen de o zaman sebzeden bulacaktın. Ha, niye sebzeden bulayım? Ben sana bir şey söylemişim. Demek ki herkes gelini nasıl demek şekilde buluyor? Demek ki söylediği şey olmuyormuş demek ki. Çok olmuyormuş lezzetli olmuş ki. Ama iyi ki verdim. İyi de yapmışım, beni dinleseydin. Olmuyormuş güzel demek yapmışım. Ki bak. Ama lezzetli olmadığınız demek ki şey. Dinleseydin beni. Ama lezzetli büyük sözü dinleyeceksin. Olma ihtimali yok. O zaman şeften alalım -2 puanı. He. Olma ihtimali yoksa demek ki yoksa aramayacaksın. Büyük sözü dinleyeceğim. Ama lezzetli olmadığını şey söylemiştiniz. Sizi mi dinlesin şefi mi? Efendim? Sizi mi dinlesin şefi mi? Şefi de dinleyecek. O zaman senin söylediğin şeyle şefin söylediği şeyin alakası yok. Nasıl dinleyebilirim seni? Nasıl dinleyebilirim? Şansa. Ha, şansa falan yok. Orada sen beni buldun zaten. Ben hasrete gerçekten üzüldüm. 2 tabak arasında kalıyorsanız günah ettiniz. Yok, yapmak istemedim ben bugün. Bir de gelinimi başındayken düşündüm. Bir de başındayken gelin diri bırakır dedim. Diri bırakır. Teyze. Benim gelin diri bırakır ama dedim ben onunla bir şey konuşmuşum. Tamam, beni olma ihtimali yok diyorum sana. Yok. O, ben sana buradayken de söyledim. Bu kabaracak. Bu senin dediğin olma ihtimali yok ama yapmaya çalışırım dedim. Şef de izin verecek şekilde hareket etmedi senin dediğin tüyoya. Anlatabiliyor muyum? Ve sana buradayken de söyledim, senin dediğin şeyin olma ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum dedim. Şans. Kim aldıysa eline sağlar. Şans işte. Bari anlatım da duyalım. Lezzette ver bari. Zaten şefin izin verdiği bir şey olsa dördümüz de yapmış olacağız otomatik olarak. Yapacak bir şey yok. Ben aradığımı bulamadım. Ben aradığımı. Zaten birinci o kabaran bir şeyde buldum. Senin dediğin şeyin olma ihtimali yoktu. Yapacak bir şey yok kızım, verdim. Sen bana oradan beni dinleyecektin. Aradığım falan yok, denk gelmişti. Bu, ben aradığımı birinci tabakta buldum. Nasıl aradığını buldun? Allah'ını seversen. Üzerinde kaşar olan şeyde aradığını nasıl buldun? Efendim? Üzerinde kaşar olan poğaçada aradığını nasıl buldun? Ben bulurum. Göstersene aradığını bana. Aradığını göster bakacağım. Kestikten sonra mı? Hayır, şu an göster bana o aradığın şeyi nasıl buldun? Neymiş o aradığın şey ya? Ama ben kestim. Nerede var? Kestim bu an şu an. Ya bence bahanesi ha. Bahane yalan söylüyor. Yok, olma ihtimali yok. Bir kere üzerine kaşar girdi. Hiç de bahane değil. Kendini boşuna savunma bana. Poğaça şişti, arası kabardı. İçine gömüldü malzeme. Dinleseydin. Büyük sözü dinleyeceksin. Büyük lokma yiyeceksin. Büyük sözü, büyük lokma yiyeceksin. Ya sen zaten beni sen dinleyecektin. Bu kabaran bir şey dedim. İçine çentik mi dedi, ne yaptı? Yok. Öyle o tabak kiminiz oynayacağım. Evet. Oyna bakalım. Kayınvalidemin üstüne çok geldiler. Gelsinler. Ben de yorum nasıl yorum yaptım? Ama kendi gelinin şurada haklı. Bunun dedin ki gelinimin sebzelerine benziyor dedin. Evet. Aslında ağzından çıkmıştı. Çıktı. Çıktı ama ben ona bir şey söylemiştim. Ben onu bu birinci ne tabakta söyledin? Gördüm. Ne söylediğimi söylemeyeceğim ama burada buldum. Ya ne evet. Söylemiyorsun? Söylemeyeceğim. Kulağıma söyledim.
Yok, kulağımız. Söylemeyeceğim. O herkes duyuyor. Kulağınızı. Vallahi yazarsan. Bak, mikrofonları kapatalım. Çok merak ettim. Ne ya? Aa! Kız kimsenin bana aklına söyleyemeyeceğim bir şey. Evet, söyleme. Birinci tabak kim çok mu? Mesela olma ihtimali var mı? Olma, üzerine kaşar koyulan ve kabaran bir şeydi, olma ihtimali ben olan bir şey mi? Kaşarı da kaldırdım. Ben her şeyine baktım. Merak etme. Bakmadın mı? Kesip kaldırıp ne? Bakmadın mı her şeyine? Baktım değil mi? Böyle üç tane sucuğu bir araya getir. Sen her tabakta üç taneyi böyle bir araya getir. Üç tanenin üstüne bir tane biber koy. Enteresan bir tüyolaşma olmuş ama yerini bulamamış. Bulamadı. 5 puanın sahibi gelin. Kim bu şanslı gelin bakalım. Miyasemi Deniz mi? Miyasemi Deniz mi? Aç bakalım. Miyasemi. Oh be. Afiyet olsun. Güzeldi. Eline güzeldi sağlık. Biliyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Lezzetliydi. Evet. Güzele güzel. Seninki de güzeldi. Söyledim aradığımı bulamadım. Sebze dedir değil mi? Bal şekeri olsun. Birinci tabağı da açmadım. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum Nurten teyze. Dördüncü tabağa 1 puan verdin ama şöyle bir şey yakaladım. Biberler pişmemiş dedim. Benim tabağım nar gibi kızarmıştı. Tabağı. Birincisi hala bu. Tabağını mı savunuyorsun ikincisi, ya? İkincisi de bir dakika. Çok lezzetli olduğunu söyledin ama şekli olmamış dedin. Olmamış. Çok lezzetli olana ben güzel puan vereceğim bugün dedin. Ama nasıl beni puan... Lezzetli olana verdim zaten puanı ben. Ya. Lezzetsize mi verdin? Sen benim tabağımı çok beğendiğini söyledin. Beğendim, kabarmamış. Dört o zaman köşe nasıl olmuş. Bana bir verebiliyorsun? Dikdörtgen şeklinde olmuş. Ben sen gelinim de gelebilirdi kızım. Ben tabii benim güzel verdiğim farklı bir tabağa puan verdiğini mi düşünüyorsun? Bir şey nasıl bir puan verebiliyorsun? Farklı benim bir tabağa puan alabileceğini mi düşünüyorsun? Biri. Hayır. Peki. Farklı bir tabaktan puan mı bekliyorsun? Bir kere seninkinin şekli farklı orada. Kurumuş, içine çökmüş. Senin şeklin çok mu güzel? Kayınvaliden daha senin tabağını bile bulamadım. Tabii ki. Sen sebzeleri çok dikkat ediyormuşsun. Sebzeleri pişirememişsin. Seninkiler bile hiç doğranamamış bile. Doğrayamamış bu dedi ya. Olduğu gibi koymuşsun biberin ben içine. Ben bol malzemeli yaptım. Pizza yapmış. Şefin söylediğiyle alakasız. Çünkü hayal Hasret. Dünyasında yaşıyor kendisi. Hasret bir hayal canım dünyasında sen gezmiyorsun. O da hayal. Hasretciğim. Allah aşkına. O da hayal. Hasretciğim bir kim benim tabağımı yese? Ayın da bize de söyle. Ayran da konuş. Hasretciğim kim benim tabağımı yese? İki aldım ama kayınvalidem kendince bir taktik geliştirdiği için böyle oldu. Bir de geliştirdi de, diyorsun yani. Olma taktik kızım. İlk önce şimdi yaparsın. Bak, orada tabağa yorum yaparken dedim. Belki yeni gelinimiz dedim yapmış olabilir dedim. Ama ben ona tutup da güzel tabaklara gidip iki güzel tabağa ikiyi verip de senin tabağa üçü dördü verme gibi şansım ama yoktu işte. Yani. Bir verdi. 5-2 verdi. Sen güzel, benim tabağımı teyze beğendiğin için bana düşük puan verdin. Sen benim tabağımın lezzetli olduğunu zaten kameralar karşısında söyledin. Şekil hepsine yok. Şekil kabarmamış. Neyle ilgili? Senin tabağın da lezzetli bulmuştum. Uyuyan güzel. Ya şekli yok. Kabarmamış. Sebzeleri diri doğranmış. Nasıl vereyim? Bir dakika. Sebzeleri diri doğramış beş diye bir şey yok. Benim tabağımlar gibi kızarmış. O sebzeler çiğ olamaz. Bak tabağına. Çiğ mi değil mi? Çiğ olamaz. Git böyle bak tabağına. Böyle bir sebze anlayışı. Gel bakalım, gel birlikte bakalım. Ne olmuş? Dördüncü tabak sebzeleri gel diri mi? Gayet iyi pişmiş. Üzerinde kaşarlar erimiş. Sebzeler diri diyorlar. Bu diri olsa böyle kolay yapacak kesilmez. Yok. Gerçekten adil bir puanlama olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Bence de fazla puan bile aldın. Evet, biraz önce iki aldın. Hasretciğim, pazartesi bugün. Eyvah, cumayı nasıl getireceğiz bilmiyorum bu heyecanla. Yeniler gördüğünüz gibi rüzgarı sert estirdi. Günün kritiğini yapalım, son tadımları yapalım bakalım bugünün çeyreğini kim kazanacak? Şimdi size ben bir mutfak göstereceğim. Bu videoyu niye çektin ve bize verdin? Kayınvalidemin asıl yüzünü herkes görsün. O mutfakta normalde dışarıdan biri gelse kalkıp bir bardak su içmek istemez. Ben senin mutfağını çekmedim. Çekseydim burada hiç konuşamazdım. Beni mahvetmiş bardaklar, çanaklar öyle. Sen bunun altında Sevilay kalır mı? Kalırsan burada benim adım Sevilay olmaz. Haftanın ilk günü kritik için işte toplandık. Aramızda yeni gelinimiz ve kayınvalidemiz var. Cesaret etmişler, gelmişler ve çok iddialı bir giriş yapmayı denedi kayınvalidemiz. İlk günün zararı olmaz. İşte altın sandığımda birazcık şöyle bir boşluk olmuş. En son fazla fazla dağıttığım için. Ama altınlarımız bitmez. Eğer
Burada olmak isterseniz, iddialıysanız www.kanald.com.tr adresinden ya da 0539 570 37 07 güzel bir videoyla siz de Deniz Hanım ve Naciye Hanım gibi aramıza katılabilirsiniz. Her gün bir çeyreğimiz, her cumada 5 altın bileziğimiz var. Hemen konularıma geçiyorum. Kayınvalidelerimden Sevilay Hanım'ın arası, gelini Miyase ile neden bozulmuş, aranızdaki gerginliğin sebebi ne? Çok şaşırdım. Bence en tatlı, minnoş kayınvalide gelinlerdensiniz. Bakalım ne olmuş? Şimdi kayınvalidem altın gününde benim yaptığım kısırı beğenmemişti. Acaba ben altın gününden sonraki onun mutfağının halini beğeniyor muyum? Aa, dışarıdan sipariş vermiş bir de. İki dakika önce gönlümü fethettin, şimdi gönlümü yerin dibine attın ya. Vallahi bak ben sana ne dedim? Gelin kaynana toprağını çeker ya, sen gelip beni böyle çekersen ben de seni çekerim sen dedim. Sen ne ara geldin? O gün benim günüm vardı. Gün milleti yolcu etmeye gittim. Ne ara girdin de çektin? Herhalde dağınık kalacak. Evini öyle bırakmasaydın anne. Ya insanları yolcu etmeye gittim. Kes. Benim ev uzak. Bırakma. Ya ne yolcu etmesi? Ben onu ertesi gün çektim. Hayır, o gün çekmişim. Evet, hayır, ertesi gün çektim. E tamam, yorulmuşumdur, yatmışımdır. Oynadık, sıkladık. Görüyorsun değil mi gelini? Sevilay, insanın orası özeli onu çeker mi Allah aşkına? Ben yaptım, çektim ya, ama ben onun normal evinin günlük halini çektim. Bana güne geldi millet, kalabalık, tek başımayım. Yolcu edeyim dedim, yoruldum, yatayım da sabah yaparım. Sevilay Hanım. Evet. Yani ben Miyase'yi biraz haklı buldum. Ben de bir titiz bir insan olduğum için o titizlik benim bir hassasımdır. Dağınık buldum yani. İnsan bir toparlar, siler, süpürür. Ondan sonra makineye koyarsın, gidersin, yatarsın rahatlar. Ya rahat kime ne? Ev benim, şey benim. Ben, kimse karışmasın. Ben Miyase'yi... Canım istemedi, yapmadım. Ben Miyase'yi haklı buldum burada. Miyase. Efendim Nursel Hanım. Bu videoyu niye çektin ve bize verdin? Şöyle, kayınvalidemin asıl yüzünü herkes görsün istedi. Bana işte dağınık gelin diyen kayınvalidem... Vallahi şeyde bulaşıklar mı kalmamış, dışarıdan mı yemek söylememiş, annemden mi yağlı istememiş, kek şeyi tabanında mı kurumamış? Mahvetmiş bardaklar, çanaklar öyle. Şimdi konuşabilir miyim? Buradan gittiğimde hafta sonunda bütün merak eden komşularım illa gelelim falan, ben de buyurun dedim. Zaten iki günümüzü gidiyoruz, geliyoruz. Bayağı bir 15-20 kişi geldiler. Tek başıma zaten onlara hizmetli, çayını koy, kahvesini koy haliyle yoruldum. Buradan da yorgun gidiyoruz. O gece dedim hani dinlenim, sabah kimsem yok, daha kimse de gelmeyecek. Artı bir de sabah kalktığımda da elektrik yoktu. Hani makineleri falan açamadım, bulaşık makinesini. Dedim gelince hepsini yaparım, dışarıda işim vardı. Bir de madem gelin hanım gelmiş, görmüş, neden temizlememiş? Temizledi. Sonrasında. Ben temizledim zaten sonrasında. Ha. Şöyle bir şey var. O mutfakta normalde dışarıdan biri gelse kalkıp bir bardak su içmek istemez o mutfaktan. Ama benim yatak odamın dağınıklığını gören mutfağımdan suyumu içer. Halılara kahve dökülmüş haliyle döken mi? Döken sendin. Ya koymasaydın yerde fincanın ne işi var? Hayır bak, konuyu değiştirme. Benim evime gelen kişi yatak odamı dağınık görse benim mutfağımdan su içer. Ama senin evine o haline gelen kişi mutfağından bir bardak bile su içmez. Ben senin mutfağını dağınıksın. Çekmedim. Çekseydim burada hiç konuşamazdım. Benim asla. Benim en önem verdiğim şey benim mutfağım asla dağınık olmaz. Tabii tabii, ben ilerlerde onu da görürsün inşallah. Nurten böyle bak, intikam uzuyor ama Nurten Hanım. Anahtarın yok. Bu bana böyle... Evet, bunu yapmayın yani. İşte bunu, ben bunun altında Sevilay kalır mı? Kal kal. Kalmaz. Kal ya. Kalırsan burada benim adım Sevilay olmaz. Anahtarı nereden alacağım? Sevilay abla. Anahtarı yok. Ben açarım, ben oğluma derim bir şey unuttum derim, girerim gene her şeyi Sevilay yaparım. Sevilay abla, yani tek başıma yaşıyorum, çok yoruldum, burada da çok yoruluyorum. Evet. Bu bahaneler doğru bahaneler. Doğru, evet. Başka bir kayınvalideye sorayım. Ha, sorun, tamam. Nurten abla. Buyur. Ne diyorsun Sevilay ablanın, çok yorgundum bıraktım, ertesi güne o mutfağı öyle bırakmasın? Ben kesinlikle ona katılmıyorum, Miyase'ye hak veriyorum. Ha. Ben de titiz bir kayınvalide olduğum için ne olursa olsun yani. Sen ayağın kırılmamış, kolun kırılmamış. Yorgunum. Sen dışarıya gidip de
önce orayı toparlaması lazımdı. Bir de 15-20 kişi diyor. 15-20 kişilik bir şey yoktu orada. Evet. Kendi yedikleri, kendi yediği yanında bir kişi birazını arkadaşı varsa canım, var. Birazını hallettim, yoruldum. 5-6 kişiydi gelen. Ya 15, sen ne biliyorsun? 15-20 kişi mi dedin anne sen? Beni mi takip ediyorsun evet. Sen ya? 15-20 kişi yok ya. Evet, 5-6 kahve içtik, çay içtik dedi. 15-20 kişinin ne kahve fincanı anne vardı orada. Ne çay bardağı sen vardı. Sen de nelere dikkat ediyorsun? Ne ya çay bardağı o vardı, ne kahve fincanı vardı. Yok sadece zaten dışarıdan yemek söylemiş. Evet. Bir de yağlı poşette yağlı vardı. Bak. Sadece yemiş yediğini yerde bırakmış. Yağlı da benim gitmiş annem yaptı. Ya bir benim durun ev yaptı benim, bulaşık benim, bir durun. Sen benim tek tek orada bardaklarımı mı saydın? Gördüm. Belki makineye yarısını koydum, sığmadı. Yani yarısını koyan kaldı, insan sonra yaparım dedim. Yarısını koymaya zamanı olan insan yorgun olmayıp sığmadı koyan belki makineye, ne biliyorsun, yanımda mısın? Toplayacaktın. Hayır, o zaman. Bir dakika Nurten teyze. Anne at, beni at da o kadar at mı? 15-20 kişi ne? Ya 15... sayı fark ediyor mu? Önemli olan... Hayır, çok kişiden dolayı yoruldum yapamadım tabii, demiş. Evet, hizmet ettin herkese. Hayır, herkesin ben burada zaten çok yoruluyorum. Oraya da gittim. Yani... Birazcık o durum bende de var o yüzden. Yapasım gelmedi. Elim ayağım kapadı. Reyhan abla. Ne diyorsun Sevilay ablanın bulaşıkları? Ben şimdi Sevilay'a Sevilay'a hak veriyorum. Hak genç ver, insan Reyhan, değiliz. Ver. Siz genç insan değiliz. Ha, yaşımız kaç? Bizim yaşımız 50'yi geçmiş. Ha. Gezme olunca geziyoruz. Nursel Hanım kankalar ya. Dur. Misafir gelmiş olabilir. Evet. Mutfak dağınık olabilir. Ben tek başıma yaşıyorum. Halsizim, toparlayamadım. Helal kız. Ondan sonra yattım, biraz sonra toplarım. Evet. Hemen benim gelinim fırsattan istifa gelip buraya çekmesi mi lazım? Şimdi sen Sevilay'cığıma hak verdin. Hak verdim ama bu durumda şunu mu demiş oluyorsun yine onun gibi? Gençler illa derli toplu olur. Gençler bulaşığı tabii ertesi güne bırakamaz. Tabii. Bırakamaz. Genç o. Tabii. Ama ben artık 50 yaşındayım. Geçtim 50 yaşımı. O zaman çöpün içinde yaşayın Beyhan teyze. Saatimizi tutmuyor Miyaz. Evet. Anla anla. Hayır. Gezme olunca geziyorsunuz. Nasıl geziyoruz? Ne? Lik geziyorsunuz gezme olunca. 3 aydır nereye geziyoruz? Buradayız ya. Anne sen burayı da sen istedin zaten gezme olsun bir diye. Bir kayınvalideme daha sorayım. Naciye Hanımcığım ne diyorsun bu duruma? Ben de hak veriyorum. Yorgunsa, hak veriyorsun. Helal canım. Evet. Yani yorgunsam ya, o ev benimse mi? O mutfak benimse... Ben hı yatacaksam yatarım yani. Ne gelinim karışabilir, ne evladım, hı ne eşim. Gelinin... Canım benim hoş geldin tekrardan. Gelinin seni çekse böyle anneme bakın ne yapmış diye kızar çok mısın? Çok üzülürüm. Kahrımdan yani kahrolurum çünkü ben ona öyle bir şey hiçbir zaman yapmam. Allah da yaptırmasın. O yapmamış değil. Yani. Benim kayınvalidem yaptı. Şimdi Nursel Hanım bugün ne yaptı? Şunu ne güzel asmış. Bir böyle... Ne kadar da güzel. Sonunda evet, güzel anladı ki arkasında gerçekten bir dağ var. Ne kadar mutlu olduydum. Ya sevincimi niye böyle 5 dakika tuttum? Evet ya. Yeşim'e de soralım mı? Yeşim sen genç tarafta mısın? Daha kayınvali tarafında. Ben aslında şu tarafta kaldım. VTR'yi izledim bir de. Yani böyle sanki bunlara, bu olaylara çok uzakmış gibi. Her zamanki gibi. Ay insan diyor yani böyle özelini hiç çeker mi, böyle yapar mı VTR'de diyor. Daha düne kadar benim evimi çekti getirdi burada dağınıkta mağınıkta. Sevilay Hanım olunca yaşından dolayı anlayış gösterebiliyorsun da benim çocuktan dolayı neler çektiğimi biliyorsun. Bana niye anlayış gösteremiyorsun? Yaşımız kaç yaşımız? Bak çocuktan dolayı diyorum, yaştan bahsetmiyorum. Biz dün kaçta yattık? Kaçta yattın? Ha pardon sen erkenden uyuduğun için bilmiyorsun. Seninle birlikte yattım. Ne ben de? Kaçta yattın? Pardon telefonla oynadığı için geç yatmış olabilir. Heh. Benim çocuğumdan dolayı ben saat 2'de yattım. Beyhan abla ben şeye uygun muyum sizin kriterlerinize göre? Azıcık dağınık olabilir miyim artık? 41 yaşındayım. Kim? Yok sen biraz daha var. Biraz bende de olabilir sen yani. Sen daha var var. Şu an Murat benim mutfağımı çekse 2 günlük al kapak yani. Aa. Yapamıyorum yani çok... Çok yoruluyoruz. Çalıştığım zaman evet yapamıyorum. Evet haklısın. Bana ne mutfak benim. İsterse 2 gün tutarım. Ya kime ne? İstersen 1 hafta tutarım. Evet. Geçelim 2. konuya. Vallahi terledim. Ama ben de yani savunuyorum. Mutfak teşekkür bizim ederim yani. Gelince evet tek kaldın. Aramıza bugün katılan kayınvalidelerimden Naciye Hanım'ın gelinini övmesi neden tepkilere sebep olmuş? Niye ki olmuş hakikaten? Ne güzel övmüşsün. Bakalım ne olmuş? Yemek yapıyor mu gelinin? Yapıyor canım.
Yapıyor. Yapıyor ama ben ona kıyamıyorum fazla. Kıyamıyorsun. Niye evet. kıyamıyorsun? Hem yaşı küçük hem o çok nazlı büyümüş. Dadılarla çok değer veriyor. Geliniz mi dadılarla evet. büyüyor? Evet. O yüzden ben ona hiç kıyamıyorum. Yani ben ona daha bak 4 aylık gelin sorabilirsiniz. Daha bir cam bir kapı silmemiştir. Bir derin temizlik yapmamıştır. Kim ben yapıyor? Kadın alıyorum. Böyle yağmur yoksa derin... bilmiyor mu ki temizlik yapmasını? Yani çocuk bir şey hizmetçilerle büyüyen kız ne öğrenebilir? Şimdi yavaş yavaş ben ona öğretiyorum. Ha. O daha yeni doğan bebek gibi benim için. Sen misafirliğe gittin ona. Sen mi gidip yapacaksın onun yemeğini? Ben kıyamıyorum canım ona. O pamuk ellerine kıyamıyorum gelinimin. Daha çok sen küçük o. Gelin almamışsın ki. Ben gelin sen almadım. Kız, o benim kız kızım. Evet, evine. Kızım. Ne yapıyor bu gelin? Hiçbir şey yapmıyor. Canım benim niye gelin demek evin hizmetçisi demek. Hiçbir şey mi yaptırmıyorsun? Hiçbir şey yaptırmıyorum canım. Ben ona kıyamıyorum. Ben gelin böyle kaynana da kalkıyor. Elini yüzünü yıkıyor. Zaten eşi işte. Bana kahvaltıya geliyorsa geliyor aşağıya. Benim oğlumun yemekli işi olmaz. Oğlumun dışarıda zaten yemeğini yiyor. Yani onlar özgür. Para mı dayanır ya bunlara? Kazandıklarını harcıyorlar. Yani hep dışarıdan olduğuna göre yani günübirlik yani. Evet canım ben gelinimi oğlumu mutlu etsin diye aldım. Oğluna falan hizmet ediyor mu yani? Yapıyor sana tabii. Hizmet ediyor mu? Ben niye kendim hizmet ettireyim? Elim ayağım tutuyor Allah'ıma şükürler olsun. Ben ederim ona gerekirse. Canım benim ben gelinimi havasından dolayı aldım. Bak içeri girdi gördünüz değil mi? Herkes söndü. Bizim ben... gelinimizin havası mı söndü yani? Evet, bizim gelinlerimizdeki evet, hava yabası. Söndü, sen bizim gelininle söndü. Bizi ezmeye mi çalışıyorsun? Ya, bizim gelinlerimiz. Vallahi billahi söndü. Benim gelinim boyu, poşu. Selda benim gelinim şöyle saçlarının maçlarını bir salsın da gör. Bir de elini. Yani ben Allah'ım. Şaşırmadım. Maşallah bu arada. Biz hep böyleyiz. Maşallah. Kameralara karşı da oynamıyoruz. Benim kayınvalidem ha. gerçekten benim elimi sıcak sudan soğuk suya sokturmuyor. İyi güzel bir evimde da. Evimde iş olsa da geliyor kendi yapıyor. Bana yardım ediyor. Tamam. Normalde güzel gözüken bir tablo bu. Ama birkaç sene sonra da işte benim gelinim de şunu yapmıyor diye çıkabilir mi Beyhan abla Naciye Hanım? Hiçbir şey yapmıyor bu gelin. Birkaç sene sonra eskidiği zaman... O daha yeni de ondan. Yeni cicim aylarındalar da. Cicim ayı. Daha cicim ayı, cicim ayı. Daha yeni sıkacak. Nusali Hanım yani çok nazlı büyüyen bir kız benim gelinim. Ben ona yavaş yavaş öğretiyorum. Tabii ki 10 yıl, 5 yıl, 4 yıl böyle sürmez. Ben hep yaşamayacağım. Zaten adım atıyor öğrenmeye. Ben ona öğretiyorum. Hani hemen evlendim de evliliğin kötü olduğunu ise ben elimden geleni yapıyorum. Bazen oğlum hani eksikliğini görüyor. Böyle niye olmuş Deniz diyor. Ben diyorum ki hemen çekiyorum kenara. Oğlum. Sen biliyorsun bu kızı çalışırken almadın, bir işte almadın. Ailesini tanıyorsun hani çok özel bir kız bu kız. Sen ondan fazlasını istemeyeceksin, bekleyeceksin. Yavaş yavaş onu korkutarak, ürketerek, evlilikten nefret ettirerek de hep oğluma da öyle söylüyorum. Başka bir dünyadan gelmiş gibi. Evet yani ya. Çok nazlı benim kızım, çok senin çok özel bakılmış. Mı? Senin kızın var mı? Yok. İki bu benim kızım. Var. Kızı kız çocuklarına çok düşkün çünkü... olduğu için. Ya bayağı kendine sanki böyle gitmişsin bir bebek almışsın. Ha oyuncak. Evet bebek. Gerçekten hayalindeki kız Nursel Hanım gerçekten benim için bebek. Ama yani gerçekten bizim evimize öyle. Girdi biz iki oğlana bir kız. Yani gerçekten bebek. Ay annesi ne kadar mutlu oluyordur. Hem evet çok evet. mutlu oluyor. Aa, yani yaşın 22 yaşında ve yeni evlenmişsin. Daha sert bir kayınvalide olsa zorlanırdın muhtemelen. Sen evet, ne yaşıyorsun ya. Böyle bir kayınvalideye sahip olduğun için? Ya ben çok mutluyum. Hatta kendimi mahcup bile hissediyorum yani. O kadar iyi davranıyor ki bana. Hani ben sanki onun gerçekten hani bir kızıyım. Kızı gibi bakıyor, kızı gibi konuşuyor benimle. İşte bir sıkıntım olduğu zaman dost gibi yaklaşıyor. Ve bunlar benim için çok özel şeyler. Altlı üstlü mü oturuyorsunuz? Evet. Doğru mu anladım? Mehmet ben öyle? Kendisine dedim ki bak evin düğünleri olduğu tarihte aldım onu karşıma. Hatta WhatsApp'tan ona yazdım. Bak anneciğim dedim ben senin iyi gününde... Kayınvalidenim ama eşinle bir sıkıntın olur, hayatında bir sorun olur. Ben senin o zaman hala Naciye teyzenim. Bunu unutma dedim. Orada benimle Naciye teyze olayı da şöyle. Kendi kendine oldu. Biz uzun gitti. Zamandır birbirimizi tanıyoruz aslında. Benim bebekliğimi biliyor, anne karnındaki halimi biliyor. Bizim yazlıktan hep Naciye teyze derdim. O zaman eşinle de çocukluktan arkadaş. Tabii onunla da o şekilde tanışıyoruz. Ve hep bu zamana kadar Naciye teyze, Naciye teyze dediğim için... İlk evlendiğimizde sürekli mesela birbirimize o bana işte hani teyzecim derdi. Ben de ona Naciye teyze derdim. Bu şekilde hani dilim yeni yeni dönmeye başlıyor aslında.
O yüzden hiç yabancılık çekmiyoruz. Aynen. Hani şimdi siz diyorsunuz ya daha yenisiniz. Hani bunlar canım cicim aileleri, aslında hiç öyle değil. Yani ben onun önceki tavrını da biliyorum. O herkese karşı öyle bir insan. Ay ne güzel vallahi maşallah. Darısı herkesin yani başına. Niyasa böyle bir ağzını burnunu buruşturarak enteresan yapıyorsun ya. Neden? Kıskanıyor yani çünkü. Şöyle, yo şimdi, hayır ya ne kıskanıyor. Yo ben zaten çok fazla ilgiyi seven öyle bir insan değilim. Ben bir de naif bir insan değilim zaten. Hani bu kadar çıtkırıldımlık evet, benim yani zaten hoşuma gitmiyor. Bir de aralarındaki ilişki gerçek gibi gelmiyor şu an. Asıl o gerçek gibi gelmiyor bana. Yo bana gerçek geldi. Yani bana öyle gelmedi çünkü şey olarak yok böyle... Sanki Ütopya'dan gelmişler. Bu bir dakika, dünyadan sizin değiller aranızdaki gibi. Mi gerçek ilişki? Sen, sizin aranızdaki mi gerçek ilişki? Evet, sen kayınvalidenin evinin pis halinin resmini buralara yayınlayacak kadar gerçekten buna samimi bir ilişki mi diyorsun? Evet. Benim kayınvalidenin başına böyle bir şey gelse kalkar ben toplarım şahsen onu. İyi de ben bunu bak mesela aramızdaki fark ne biliyor musun? Sen topladığını yayınlarsın. Ya ben hiçbir şekilde yayınlamam. Kayınvalideme mutfağını hiçbir şekilde yayınlamam. İyi de sizin daha aranızda 4 ay biz var ya ben senin 4 katınım yani ben 4 yıllığım. 4 katınsın ama sen 4 aylıksın. Sen kayınvalidenin videolarını çekiyorsun. Kayınvaliden senin videolarını çekiyor. Tamam. Bilmiyorum. Tamam neyi bilmiyorsun söyle. Onun devamını söyle. Sana ne böyle yanlış gelen ne? Hani şöyle. Sen böyle bir gelin olmak istemez misin? Samimi tabii ki bulmadım seviyordur. Ben de yani. Bir tamam dakika. Seviyordur kayınvaliden seni de ama yani böyle bir gelin olmak istemez mi? Nasıl bir gelin olmak istemez miyim? Yani ben gelinim çok, zaten de. İçinde çok koyulan oyuncak bebeklerden olmak ister ben miydin? Ben şöyle diyor. Şimdi ben küçüklüğümden beri hayatta hep mücadele ederek bir yerlere geldim. Kimse beni bir fanusun içinde büyütmedi. İyi ki de öyle büyümedim. Yani öyle bir insan değilim. Karakter olarak da öyle değilim. Her şeyde savaşırım, yaparım, ederim. O yüzden ben bir fanusun içinde bir gelin, bir çocuk ama öyle büyümek istemezdim herkes zaten. Herkes aynı değil, o da öyle değil zaten. Aynen yavaş öyle. Yavaş açılacak. Ay tamam da bir de bu kötü, ayıp bir değil şey mi? Değil yani, ayıp bir şey Deniz değil. Deniz çok şanslıymış, ailesinin evet. De durumu iyiymiş. Ya yani el bebek, gül bebek ama büyümüş. Nursel Hanım. Güzel, yani güzel bir şans Nursel bu. Nursel Hanım. Yani ben bir şey diyebilir miyim? Yani ne kayınvalideler var, gelinle öyle bir davranıyor ki benim arkadaş çevremde var mesela. Gelinle hizmetçi gibi davranıyor. Aynen öyle ki burada özellikle sizin masanızda çok kayınvalideler geçti buradan. Yani evlerden ırak. Hasret ne söylemek istiyorsun? Nursel Hanım aralarındaki ilişki takdir edilir tabii ki. İnşallah da bir ömür o şekilde gitsin. Ama işte benim gelinim onu yapamaz. Bunu öğreteceğim. Yani olgunluk dönemine geçmesi gereken artık hayatta bir şeyleri yapabileceği enerjisinin hem de bilgisinin biraz daha fazla oldu. Belirli bir yaştan sonra da enerji azalacak. Yani bu yaşına kadar birçok şeyi ailesinde öğrenip hayata hazır olmalıydı. Şimdi kayınvalidesi şansına iyi bir insan çıkmış. Olmayabilirdi veya hiç kayınvalidesi de olmayabilirdi. Bir eşiyle bir evde yaşayabilecek bir şekilde de olabilirdi. Yani bütün bunlara hazırlıklı evet, hazır bir yani kişi olarak yetişmemiş. Ailesinde bir kere ilk başta söylemek gerekirse ailesi bu kadar naif yetiştirerek zaten hata yapmış. Çünkü hayat harikalar diyarında gibi değil. Gerçek hayat biraz daha zorlu ve mücadeleci. Hani şanslı kayınvalidesi olmuştur umarım. Bir ömür de öyle gider ama hayat sendelediği zaman bu naifliği kalamaz. Deniz ne diyorsun Hasret'in söylediğine? Ben bu şekilde düşünmüyorum. Ben tabii ki ailemden de bir şeyler öğrendim. Yine benim kayınvalidem böyle bir insan olmasaydı, daha kötü bir insan olsaydı ya da hani sürekli tepemde olan, bana bir şeyleri yaptırmaya çalışan biri olsaydı ben yine kendimi ona göre eğitirdim. Uyumlu olurdum, uyumsuzluk yapmazdım, onun suyuna giderdim. Kayınvaliden senin saçını süpürge etsin demiyoruz ya da sen ona saygısızlık yap demiyoruz zaten. Sizin biz anlamadım, ben şunu herkes anlayamadım. Herkes kayınvalidesine saygılı bu arada burada. Hayır ben şunu anlayamadım. Siz benim kayınvalidemle aramdaki ilişkiyi kıskanıyorsunuz. Şu an bunu bir sindiremediniz hepiniz. Yeşim kişi. Sen ne düşünüyorsun? Anne neden ağzına sindiremediniz? Yeşim ne diyor? Yeşim ne diyor? Ben şey olabilir. Yani Deniz zaten az çok gözlemlediğim kadarıyla naif bir karakter. Olabilir çok normal anlaşıyor da olabilirsiniz. Herkes sürekli tartışacak diye bir şey de yok. Ama benim anlamadığım bir nokta var. Naciye Hanım içeride de denemiş zaten. Hani elini bir sıcak sudan soğuk suya koymayız. Gerekirse ona hizmet de ederim. Ama burada ne işiniz var? Burası mücadelenin olduğu bir yer, rekabetin olduğu bir yer, zorluğun olduğu bir yer. Burası sizin eviniz gibi değil. Evlenmişsen bu yaşta
Bunları da yaparak bunun bilincinde gelmişimdir bu programa. Her biz de zamanla burada... zaten izle izle göreceksin. Ama işte kayınvalidenden tam tersi. Kayınvalidenin niye baskı yapayım şimdi şöyle ol, dört dörtlük ol, öyle ol. Ben onu hiç kırmadan, incitmeden, üzülmeden... Yani bir yağmur yağmış, kar yağmış, camları pislenmiş, evi derin temizlik olacak, cam kapı yıkılacak. Alıyorum bir tane kadın, temizletiyorum, gelinimi yormuyorum. Değil tabii mi? Ki kalkıp onun yatağını toplamıyorum, çamaşırını yıkamıyorum. Tabii ki gelinim de onları bırakmıyor, yapıyor. Hayır, zaten. Naciye teyzeciğim. Günlük işini yapıyor şöyle, zaten. Şöyle biz Deniz'i çok... daha tanımıyoruz. Senin anlattıklarından bizim yorumumuz aynen bu. Öyle, doğru. Ha, ben ona işte hiç kıyamıyorum. Senin anlattığın bu. Belki de Deniz çok mücadeleci bir kız, bilemeyiz. Ama sen öyle anlatmıyorsun Deniz'i. Deniz'i bize anlatan, şu an izlediğimiz şey senin bize anlattığın. Senin bize anlattığından da Yeşim'e de katılıyorum. Bunu daha ileriki günler bize gösterecek. Nurten abla, geçen günde tam tersi, işte herkesin huyu başka. Sen de, sana da anlatmış olayım Naciye Hanım. Nurten Hanım da eve bir gelmiş, oğlu cam siliyor, süpürüyor. Gelin de içeride yatıyormuş, çekirdek çitliyormuş. Şimdi bu kadar prenses ya senin gelin. Bir girdin eve, senin oğlun iş yapıyor. Yapıyor zaten. Yapıyor. Evet, bulaşıkları yıkıyor. Aa, ben eşimden de alışkın. Bulaşık makinen benim, yok mu senin? Benim var, eşim... makinemi çok dolduruyorum bazen. O da bulaşıklarımı yıkıyor. İki sefer koy. Ocağımı temizliyor. Cam şey, ocak benim ocağım. Gelinin yapması gereken evde bayanın yapması gereken işler vardır. O benim yorulmamı istemiyor. Bak, yapması gereken işler vardır. Beyefendilerin de yapması gereken işler vardır. Beyefendilerin yapması gereken işleri sen gidip yapmıyorsan... Senin yapman gereken işleri de beyefendinin yapacağını düşün. Ben buna katılmıyorum. Öyle el bebek, var? Gül bebek. O kadar el bebeksen, gül bebeksen gelmeyecektin evin kapısına, evlenmeyecektin. Canım oturacaktın benim. Evinde. O zaten benim el bebek, gül bebek olduğumu bildiği için bana yardım ediyor. Sonuçta senin kaynanan olmasa, farz et ki yardımcı alamıyorsun. Sen eşine mi yaptıracaksın camları sildireceksin, temizlik yaptıracaksın? Yok, ben eşime yaptırmıyorum ki, eşim kendi yapmak istiyor. Kendisi ben yorulmayayım diye. İşe çalışmıyor mu başka yerde? Çalışıyor. Akşam eve geldikten sonra yapıyor. Hem sen dışarıdaki işi yapıyor, hem ben oturuyorum. Oturuyorum. Allah Allah. Ha, dolmuş olur. Allah Allah. Sen abla kendini burada kes. Söyle abla. Naciye Hanım, diyorsun ya kar yağdı, yağmur yağdı, temizlik çalıyorum, şu ne diyorum, bu ne diyorum. Tamam, herkes gelinini sever. Hepimiz de seviyoruz. Hepimiz belki de çok iyi bir kayınvalideyiz. Ama bir gelin kayınvalidesinin arkasına sığınarak gelin olmasın. Tabii ki o ayrı bir şey. O sizin gelin, söylediğiniz ayrı. 4 aylık benim yanlışsa, gelinim. Yanlışsa kayınvalidesinin arkasına diyorsun ya kar yağıyor, temizlik çalıyorum, yağmur yağıyor. Maddi imkanın yok, ne yapacaksın? Kovayla su taşıyacak. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ha, şimdi sizin kovayla. Burada söylediğiniz şey sanki ben bunları kayınvalidemden istiyormuşum gibi dans ediyorsunuz. Halbuki öyle bir şey yok. Benim kayınvalidem, ben istemiyorum böyle bir şey. Ben yapıyorum zaten, günlük ev işlerimi hallediyorum. Yemeğimi yapıyorum, hani bulaşığımı yıkıyorum, işte ne bileyim çamaşırımı yıkıyorum, evi temizliyorum. Onun haricinde kayınvalidem bana işte camın kirlenmiş, sana bir yardımcı olalım deyip evimi temizletiyor zaten haftanın belli günlerinde. Vallahi bence Deniz dünyaya şanslı gelmiş insanlardan. Bence vallahi çok güzel. Ben... Keşke hadi benim olmadı, bırak kayınvalide, annem bile olmadı da. Keşke benim kızımın da kayınvalidesi böyle olsa. Nursel Hanım, bana samimi gelmedi. Hayır, ben vallahi çok isterdim. Kızıma prensesler gibi bakan bir kayınvalide Allah'ım bana da nasip et. Amin. Evet, geçiyorum diğer konuya. Gelinlerimden Yeşim. Yaptığı itirafla kayınvalidesi Beyhan Hanım'ı çok kızdıracakmış. Bakalım neymiş. Yeşim, sende ben bir değişiklik fark ettim. Sende bu aralar bir güzellik, saçlarında bir bakım, böyle bir değişiklik var. Ya kızlar, açıkçası doğumdan sonra böyle kadınlarda bir saç dökülme problemi oluyor. Evet. Benim 3 senedir ortalama dökülüyor. Artık ben dayanamadım, her şeyi denedim. En sonunda bir tedaviye başladım. Hani işte saça PRP işlemi, mezoterapi yapıyorlar, vitaminler, kokteyller vesaire. Ve seansını da 7000 TL'ye anlaştım. Çok da memnunum saçımdaki ışıltıyı. Bakın siz bile fark etmişsiniz gerçekten. Çok evet. Faydasını gördüm ve de devam edeceğim. Herhalde bir 6-7 seans daha gidersem daha da iyi olacak diye düşünüyorum. Ne kadara yaptırıyorsun Yeşim? İşte dedim ya 7000 civarı falan. 7000. Yani şu an o kadar verdim ama hani daha devam edeceğim. Şimdi bu tek seansta da bitmez. Tabii, aşağı yukarı
senin 19 bileziğin var. Yeşim bu ya. Altınlar da kurtarmıyor ha. Ben sana söyleyeyim. Gerekirse bütün altınlarımı veririm, fazlasını yeşim da veririm. Yeşim bütün altınlarını versen de işe yaramıyor. Onu demek tamam, istiyorum. Tamam, fazlasını da eşim versin yani. Peki yapacak. Beyhan teyze biliyor mu bunu? Onun bilmesine her şeyi gerek yok yani bence. Zaten Beyhan teyze çıldırır. Çok önemli mi benim için? Hayır. 10 seans alsan 71. Sende yok ki 71. Ya anlamadığım bir kısım, ben sadece bu kolumdaki altınlarla mı yaşıyorum? Ben şu anda altınına göre yorum yapıyorum. Tamam, altın hepsini feda edeceğim. Yetmezse de Kociş Bank'tan artık destek alacak. Yeşim bak, bileziklerini satsan... Çeyreklerle de toparlayamıyorsun. Yani ikisini birden satsan da olmuyor. Ya gerekirse zaten evimi, arabamı satarım. Senin var ya bak, bu aralar bileziği bu kadar şey düşmenin sebebini ben şimdi çözdüm. Yeşim. Efendim. Kociş Bank'ı sen büyüttüydün de bu hale getirdin. Benim ağlıyor ya, resmen gözleri doldu. Ne oldu, bu kadar niye stres yaptın? Paralar ağlıyor gitti. Resmen ya. Ama bir seans 7000 lira. Ama burada benim saçım söz konusu ya. Saç, kız saçına peruk tak, evin yok senin, evin evin. Ben senin evin için kulağımın cihazını alamıyorum. Ya bak şimdi burada duygu sömürüsü gerçekten yapma ya. Ne alakası var? Yeşim. Geçen hafta Zere diyor ki ben bir doktora gideceğim. Oradan da hastayım. İşte şuraya gideceğim. Evet. Nasıl olsa benim oğlanım bu yaşa sen getir. Kim getirdi? Şimdi konuşturma beni de. Kim ya böyle ki? Hayır, duygusal işte ben kulak işitme cihazını bilmem ne. Oğlun sana neyi esirgedi bu zamana kadar? O kulak cihazı alma yerine de birlikte gitmedik ben mi? Ben yok ya, diye aldırmıyorum. Paraları harcanmasın diye. Valla kapı resimleri bakmayı biliyorsun. Apartmandan da boya yaptırmayı biliyorsun. Yok camları yeniletelim. Onlara para var. Baba, her şeye para var. Bilmem şu ete, bu bilmem manava, her şeye para var. Bir tane 10 bin liralık cihaza para yok. Ya herhalde, öyle Yeşim. Mi? Sen öyle deme bak. Bir saça herkes... 70 milyar nedir ya? Nedir Allah aşkına? Saç dediğin şey içinde sağlığımla da alakalı bir şey. Ne saç neden dökülür? Sen 5 senede mi 4 senede mi sağlığın bozuldu? Allah'ım ya, gerçekten kafa yiyeceğim. Sinirlenmemek için kendimi zor tutuyorum ya. Ya Yeşim, senin akıl mantık. Ya sen 70 saçına ver. 10 milyar karnına ver. 20 mi? Kız sırtında ev yok, kirada. Ben bu zamana kadar nereye mi yaptırdım? Sen kiralı... Karnını yaptırmışsın, ağzından kaçırdı. Karnımı mı yaptırdım ben? Sen o şey için 8 bin lira daha verdin bir yerde. O terapiydi, yüzüme yaptım. Gördün mü bir anca? 8. Ama bir... Beyhan abla bak şimdi. Tarafsız olarak gördüğümü söyleyeceğim. İlk böyle söyledin, ilk duyan da hakikaten gerçek sanacak. Kulağıma cihaz almıyorum. İşte evet. Siz ev alın diye dedin az önce ama biz geçen hafta... Yeni kolye almışsın, 11 bin lira verdim, pırlantalı, zincirli. Kulağını alaydın. Bak, altın diş yaptırdı burada. Altın diş. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ben elimde para kalmasın diye ben bunları alıyorum. Hala düşüncem öyle. Yarın öbür gün çocuğum, ben onu Sevira'ya da anlattım. Çocuğum dedim, bir eve kalkışırsa, sıkışırsa oğlum al, bende para var. Gene de dedim, yavrum bak. Evi al, eksiğin varsa, hiç yoksa maaşımı dedim ben bankaya senin evin için bağlayacağım. Oğlum zaten senden para istemiyor ki. Almasan zaten ev alır kendine. Ben para alıyorum sizden. Yok canım, estağfurullah. Beyhan abla, senin gücüne giden, gözlerini yaşartan mevzu para harcaması mı? Oğlunu... Kız boşta bir şey alsın, yesin. Yemiyor. Sen yesen saçın da dökülmez. Kirada oturmasına mı gücüne gidiyor? Yani kirada oturan insan bir şeyler yapmamalı mı? Evet. Hayır. O yani kira o... nereye kadar? Hayır, kirayı bugün sen dert etmeye başladın. 4 senedir neredeydin? Biz 4 senedir kirada otururken sen neredeydin? 4 senedir, 4 senedir siz mücadele edeydiniz. Biz etmedik. Siz etmediniz. Sen... Etmediniz. Tabii, bir gün o kursa gideyim, 20 milyar vereyim. 3 gün şu kursa gideyim, 30 milyar vereyim. Beyhan abla, Kociş Bank mı demiştin? Benim eşim, oğlanı... Tamam, senin oğlundan almasa şu an burada kazandığı bileziklerle harcasa oluyor mu? Ben hakkımı alıyorum şimdi. Ben şimdi hakkımı... Alırsa hiç yetmiyor, bir seans az. Bana ne dersin, sen de nasıl bir seans alıyorsun? Hakkın ne? Söyle bak, kayıtlara geçsin. Ne bak şimdi. Bileziklerde hakkın ne? Ben ilk buraya gelirken biz konuşmuştuk ki altınlar üçe bölünecek. Üçe? He. Üçüncü kim?
Annesi de çocuğa bakıyor ya. Ben burada mücadele ediyorum. Bak annesinin de hakkı. Ha. Bak ben onu attım mı atmadım. Üçe böleceğiz. Evet. Altınları. Ondan sonra baktım geldim buraya. Dedim ki en sonunda. Ya dedim bir ev alın. Ben altın maltın istemiyorum. Madem ben iki tane saç teline 70 milyar vereceğine bir onu verse ev alır. 4000 lira kira, 5000 lira kiralar. 5000 lira taksitle de kira ödeyeceğine evini öder. Haksız mıyım? Haklısın. Ha? Senin derdin ne? Ne? Allah Allah. Şimdi senin harcamalarını ya, burada liste olarak çıkarsam biz o paralarla 5 tane daire alabiliyoruz zaten. Çıkartmazsan çıkart haydi bakayım. Ha, çıkartırım. Çıkart, vallahi çıkart. Benim 7000'im 4 senede yaptığım harcama senin bu 7000 TL gözüne çarpıyor ya. Ne 7000'i? 20 milyarlık ayakkabılar giymeyin o zaman. Bilmem lüks arabalarla gezmeyin o zaman. Kim? Beni konuşturmayın. Buraya sen neyle geliyorsun? O da para yakmıyor mu? Benzin yakmıyor mu? Servisle gel. Onu çok düşünüyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Madem ben, öyle. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Heh. Sen serviste geldiğinde ben evet. Arabayı... Ben oğluma defalarca dedim arabayı... Kendim bak bir şey söyleyeyim. İyi her gün bana dedi ki iyi ben polis, kötü serviste polis. Gelemem. İyi polis oynuyor. Bana diyor ki serviste gidelim. Tamam serviste gidelim. Ben evimde kaldım. Gece 12'de geldi annesiyle beni aldı. Evet. Suratlar niye? Beş karış. Kimin? Benim. Hepinizin, hepinizin, benim. Hepinizin. Beni yapma istemiyor Allah musunuz? Yapma. Beni şöyle mi? 12'de evet. Geldi beni geri evden aldı. Ya, konumuz tamam, o değil. Konumuzu da şey yapma. Yani burada şey... Ajitasyon da yapma. Sanki bütün parayı ben saçıyorum. Benim yüzümden eve giremiyoruz. Ben o evde en çok parayı tutan benim. Tabii benim... canım. Evet. Sen mi tutuyorsun? Bu zamana kadar kim ya, tuttu parayı? Apartman senin değil mi? Ha? Apartman. He. Neden bir dairesini vermiyorsun? Benim yanıma yakın gelmez o. Sat. Onun parasını ver başka ne? Yerden alsınlar. Bir daireyi sat. Onlara ya ver. Benim zaten apartmanda tek dairem var. Apartman benim diyorsun ya hep buradan. Ya benim dairem hayali, tek dairem. Hayaller ve gerçekler mi? Ha, aile apartmanı. Yani. Ha, aile. Kendi oturduğu yer falan filan. Aile apartmanı. Zaten benim zaten bir dairem şu anki oturulan eve 3 daireye bedel. 80 metrekareki eve 3 daireye bedel. Benim evim. Öyle bir ev yani. Şimdi Yeşim... Bu seansa gitmeye hala kararlı mısın bu tepkiden sonra? Gideceğim. Aa. Gideceğim de. Sonuna kadar da gideceğim. İstediği kadar ağlasın. O yiyeceğine ben yiyeceğim. Vallahi da. Aa burada sana da yemin ediyorum. Ben sana bundan sonra böyle bir zınlık. Beyhan abla bir geline daha soruyorum. Deniz'cim sen de güzel bakımlı bir kızsın. Yeşime hak veriyor musun? Ben hak vermiyorum. Yani ben de evet harcamalarım oluyor, saçım olsun, işte makyaj malzemelerim olsun, kuaförümde oydu buydu. Ama 7 milyarda çok fazla buldum açıkçası. Bak bir seans. Yatlarla katlarla büyüyen. Bir seansı 7 milyar. Ya ben saçıma böyle bakım maske yaptıracağım demiyorum. Kimse burada anlamıyor herhalde. Ben problem yaşıyorum. Doğum yaptığımdan beri ben bunun tedavisini araştırıyorum. Daha zaten. Medikal bir şey. Evet yani ben gitmediğim doktor kalmadı. İlaç içiyorum içiyorum bir işe yaramıyor. İçiyorum içiyorum en sonunda bunu kız, faydada kız. Görüyorum. Kız kızım saç eksiyor ektirsen daha ucuz daha ucuz. Ektirse mi? Ektirse daha ucuz. Ya öyle yapışmalar yani böyle yapışıyorlar bir şey. Ama bu araştırılıyor da benim saçım neden dökülüyor? Çok nörek ya. Etme ben öyle bir araştırma. Daha dün kadar da diyordum benim saçlarımı yaptıralım. Baba, yani, kendin yaptırır. Baba seni ben öyle bir araştırma. Ay valla yani Yeşim'i de anlamaya çalışıyorum çünkü saç vallahi kadın... canlamayın. Ama saç bir kadın için çok önemli evet. Ya. Allah. Neyse tamam bileziklerinizi istediniz. Saçımı başıma açtıracağım maaşını. Benim babada saç yok ne olacak? Biz en iyisi son tadımlarımızı yapalım. Bana da gelmeden buradan bir zılgın. Ya ben yaşayamam illa saçsız. Pazartesinin kritiğinden sonra değil, kritik oldu gerçekten de. Son tadım için Sevilay kayınvalidemi yanıma çağırıyorum. Geldim hemen. Ay Sevilaycığım neler oluyor hayatta? Ne oldu gene bir şey mi oldu? Kritik dışında. Sen yok muydun? Şimdi içi pişmiş ve şiş duruyor, kabarmış güzel. Yedim, çiğ gelmedi zaten hamur gibi değil. İlk defa yanmayan, iyi pişen bir tabak gördüm. Fırına girip de
doğru dürüst çıkmış. Lezzetli olmuş. Güzel olmuş, güzel yani. Bak yedim bayağı da, hatta karnım da tok. Şaşıra tokama. Şaşıra yedin valla. Allah Allah, güzel olmuş. Allah Allah. Beğendim. Çünkü hiçbir şeyi yanmamış. İyi, gayet tam yerinde pişmiş. Geçelim ikinci kayınvalidem. Bugüne noktayı koyacak kayınvalidem Sevilay Sultan olacak. Bakalım çeyreği kim kazanacak? Bunun içinde salça koymamışlar mı? Salçaya taktın kaç yine? Salçaya taktım. Salça da salça. Varmış. Bunun şey üstü kurumuş yani, seçemiyorum hiçbir şeyini. Kurutmuş bunu biraz üstünü. Bunda bak şeyle hepsi belli olanlar. Bunda hiçbir şey belli değil. Kabarmış pişmiş ama. Ben onlarla ilgilenmiyorum diyorsun. Üstündeki şunları gördüğüm gibi göremedim. Vallahi ben şu an bu durumdayken kayınvalideme hak veriyorum. Çünkü onların görevini gelinini bulmak. O da gelinini bulmaya çalışıyor. Pişmiş ve biraz... Beğendin mi? Yani gelinini bulduğunu düşünmesen bile beğendin. Hayır, şöyle az beğendim. Çünkü onun tadı daha güzel geldi. Salçalı biri daha mı çok beğendin? Evet. Aslında tamam. Bu da kabarmış. Yani bak fazla da kabaran bu. Anlaştık. Ama üstündekiler kuruduğu için ne sucuk tadı alabildim ne bir şey. Sadece gördüm yani. Az daha az pişireymiş, iyiymiş bu. Bu poğaçanın, pizzalı poğaçanın, bu hiç kabarmamış. İkinciye baktım, ikincide kestiğimde içi hamur bir şekilde. Üstlerindeki malzemelerin, şu yananı çözemedim, sucuk herhalde bu. Yedim, yedim anlamadım, anlamadım yedim. Aa, bu tabağı beğenmedin. Artı malzemeleri de az pişmiş bunun. Üçüncü tabağımızı yani beğendin mi, beğenmedin mi? Beğenmedim, salça da göremedim hiç bunu. O zaman olmaz zaten. Bu olmaz. Bu da salça yoksa, hiç gidiyor. Salça olmaz. Yoksa bu iş yok. Bunun çok fazla kalın olduğu için malzemeler de kaybolmuş ve az koymuş malzemesini. Bunda da salça pek göremedim yani. Salça hiç yok. Bu da olmaz. Evet, içi az çiğ kalmış bunun da. Bakın şu kavurmalar sanki doğranmış, atılmış gibi içine yani konulmuş. Bunu da beğenmedim ben. Çok şişmiş çünkü bu. Onu beğenmedim, bunu şöyle beğenmedim. Şöyle uzaktan bir bakalım. Bakalım senin puanlarını kim beğenecek? Ona evet. bir, şuna bir. Dördüncü tabak bir puan. Buna da bir. Üçüncü tabak bir puan. Buna beş veriyorum ben. Birinci tabak beş puan. Üç vereyim gitsin ya, çok terledim. İkinci tabakta üç puan. İki tane bir, bir tane üçümüz var. Üçüncü tabağı açalım. Hazırsan. Hazırım. İki tane birden bir tanesi hangi geline gitmiş? Hazırsan artık çok geç yaptığın çok geç her vallahi. Şey için. Bir puanın sahibi gelin. Aç şekerim kimmiş? Deniz, yeni gelinimiz. Yine mi ya? Kabarmamış ve biberler falan çok şey ya. Büyük büyük doğranmış. Nasıl doğramalıydım peki? Yani ne bileyim bu kadar da baksana, gel bak şu biberine. Böyle hiçbirinde o kadar büyük büyük biberler yok. Şöyle göstereyim. Bu biberi bayağı kalın. Görüyor musun? Ama sadece bir tane söyle bak. Bir tane olur mu? Bak hepsi o. Bakın hepsi öyle. İşte ama bak hepsi öyle. Şimdi bir de bakın. Kabarmamış? Kabarmayan şey bu kadar böyle yumuşak, güzel. İçi de çiğ. Kabarmış çiğ. Ama içi çiğ. Üstün evet. Nar gibi kızarmış. Üstüne niye bakıyorsun sen, bak, içi çiğ? Çiğ olan şey böyle pişer mi? Şu değil bu. Bunlar böyle pişer mi? Bunlar zaten yani ortalamasını yapmamış artık. Yani çiğ olan bir şey yani
en az böyle bir şey olması gerekiyor. Bu da çiğ. Kaşarlar erimemesi gerekiyor. Bu tabak bir puanlık bir tabak değil. Bir puanlık olmasa da benim gelinim asla öyle doğramaz. Onun için ben gelinimin olmadığı tabaklara bir veriyorum. Bunu herkes biliyor. Ama nasıl bir puanlık değil lan? Yapsana sabun onu düzgünce yapıyorum. Şey Allah yani Allah. Olmamış diyorum. Geldi kendi baktı hayır olmuş diyor. Üstü kaşarları erimiş. Artık rengi dönmüş pişmekten. Biberler işte yani pişmiş. Çok içini pişirememişin üstü de yanmış. Biberler de kocaman. Bu tabağa kim bir puan verdiyse şaşırırım zaten. Aldın mı sen bu tabaktan puan? Almadım. Üç tane bir tane iki aldım. E daha ne o zaman? Daha yani bir almayı hak etmişsin demek ki. Ya sadece ben siz benim demiyorum. Güzel yaptığımı gördüğünüz için bana bilerek düşük puan veriyorsunuz. Hanımefendi ben burada lezzete güzele puan veririm. Hmm. Bir de gelinimin tüyosuna yakın olana veriyorum. Bakalım gelinin ne oldu? Sen ne böyle kafa sallayıp duruyorsun ya? Dil mi verdim yoksa sana? İkinci tabağın başına alıyorum seni. Üç puan verdik ikinci tabağa. Şu an en merakla beklenen puanlamalar senin bence. Üç puanı bakalım kim almış? Aç şekerim. Şimdi açıyorum ve Miyase'nin suratıyla karşılaşıyorum hemen. Miyase. Biliyordum. Vallahi. Komik olan neydi? Şimdi... Neye gülüyorsun? Tahtayı oku ne yazıyor? Oku. Okuyayım mı? Kabarmalara doymayan. Kabarmalara doymayan pizza poğaça. Evet. He. Birinci tabak poğaça mı? Ya ben pizza deyince aklıma hani üstünde duracak gibi. Birinci tabak poğaça mı? İki ve dört nasıl? Poğaça değil mi? Baktığında. Ama birine üç, birine bir. Onun hiç pişmemiş. Onun azıcık pişmiş ama. He. Salça ne? Pişmeyen salça zaten cıvık olur belli olur değil mi? Tiyolar değil mi? Tiyolarını... Tiyolarda öyle bir şey yok mu? Salça iyi pişer dedim ben. Salça iyi pişer de diğer tiyolarını göremedim. Bulamadım. Diğer tiyolar... Bugün de bulamadım. O zaman o kaşarı kaldıracaksın oradan. Tamam mı? Heh. Bu kaşarı buradan kaldıracaksın. Yeşil biber'e baksana. Neydi? Bundan... Neydi? Yeşili kalın, kırmızı ince doğru. Çünkü kırmızı göze batıyor. Tamam. 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 Ay, bekle şu an sinirden elim ayağım titriyor ciddi anlamda. Bak kaldıracaksın o zaman. Böyle içi açılıyor ya anne. İçi kesin. Açılıyor ya. Görebiliyorsun ya içini. Bak kabarmış bildiğin. Ya anne sen hayatında poğaça yemedin mi? İçi azıcık daha biraz daha pişse diye de düşündüm. Pişse mi? Herkes bu tabağa çiğ dedi bugün. Hadi ya. Beş verdin ya. Senin var ya bir damağın tadı falan gitti. Ben ne zaman bilezik alsam ertesi hafta sen busun evet, zaten. Evet öyle yapıyorum. Anne herkes şu an komik bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim. Bulamadım. Şunun mantığına sen bir varsana. Poğaça nasıl olur ya poğaça? Poğaça ya. Her gün sabah burada yedin poğaça. Sen dümdüz bir poğaça gördün mü hiç? Ama bu dümdüz bir poğaça gördün mü anne? Pizza dedi ya orada. Anne ben pizza üstü oluyor kendi yani böyle, ağzınla bana. Üstü açıktır diye benim düşündüm. Benim yanımdan gitmeden önce ne dedin? Senin evde yaptığın poğaçalar gibi değil mi? Kabaracak değil mi dedin değil mi? Dedim. Ama üstünde de net görürüm diye düşündüm göremedim. Bugün bak kadın bana bir verdi ne dedi biliyor musun? Kabarmış güzel olmuş mı ya senindir dedi bir verdi. Sen gelmişsin beğenmiyorsun o tabağı ya. Beğenmedim demedim beğendim ama yani. Herkesin beğenmediği tabağa gittim. Şey verdin. Beş verdin. Bugün iki tane poğaça vardı burada. İki tane tarife uygun vardı. İki ve dört. Birine bir verdim, birine üç verdim. Az biraz bak ya ne yapıyorsun? Gülüyorsun, eğlenmeye mi geldik, şakalaşmaya mı geldik? Bulamadım ben ya, her gün bulacağım diye bulacaksın. Bir şey mi var? İnsanın şaşıracağı günler görevin de oluyor. Görevin bu. Profesyonel bile hata yapar, bunu da unutma. Görevin bulamadım. Bu. Görevin bu. Bulamadım. Ne demek görevim o? Evet. Senin bu. De güzel yapmak görevin. Aha, güzel o zaman. Zaten. Ha, tamam. Beni konuşturma şimdi. Güzeldi. Olmamış. Benim istediğim gibi olmamış. Tabii. Cevap da vermesin. Pişmemiş tabak mı yedin? Sanki bir aldın ha beni sinirlendirme şimdi. Bir mi verdim de barbar bağırıyorsun? Sinirlensen ne olacak? Tamam. Bulamadım. Bravo sen devam üstünde et üstünde mi alnında mı yazıyor? Sen devam et anne böyle. Sen Allah böyle devam Allah. Et. Allah Allah bulamadık işte. Niyazeciğim her günde olmuyor. Her günde her gün bal olmuyor. Kaymak yenmez yani. Sen de doymuyorsun altına tamam azıcık bir bu hafta dur alma. 5 puan verdik bu tabağa. Bakalım kimin tabağı çıkacak? Günün son 5 puanı ve sıralamada takdir edersiniz ki gelinimizi yukarılara taşıyacak. Bakalım 5 puanı hangi gelin aldı? Hazırsak açıyorum sevgili abla. 5 puanın sahibi gelin. Aç bakalım kim?
Yeşil. Yerinde açar mısın? Afiyet olsun. Ya yeşim olmayan tabağına bir de mutlu olma ya. Üç tane pişmemiş, beş aldım ya. Ama olmamış. Pişmemiş, olmamış diye verdi. Ya, çiğ tabağı verdiniz. Allah Allah. Gelinizi de bir yerden yakalayıp şu kadar bir yerden onu da üç verdiniz. Doğru. Buraya geldiğimden beri her zaman söylediğim şey, ben çok lezzetli yemek yapıyorum. En güzel tabağı oraya koyuyorum. Ve sen her seferin özellikle Sevilay teyze sen gelip bana bir veriyorsun. Hasret, tabağım pişmemiş. Üç tane kayınvalide geldi Miyase şahit. En pişmiş, en güzel tabak Miyase ile Hasret'in tabağı deyip bize bir verdiler. Öyle. Bakın söylüyorum, ağızlarıyla buraya gelen üç kayınvalidenin üçü de en güzeli Miyase ve Hasret'inki dedi. Aynen öyle. Ve bunlar dedi bizim gelinimiz yapamaz deyip bize bir verdiler. Anlatabiliyor muyum sana? Sen de geldin, bu güzel tabağa bir veriyorsun. Sen benim hakkımı yiyorsun, sen benim elimin lezzetini biliyorsun. Ne yemekten anlıyorsun, ne puanlamadan anlıyorsun. Boşu boşuna gelmişsin. İnşallah bu hafta sonu sen gidersin. Miyase seni tenzih ediyorum, seni çok seviyorum ayrı. Ama ben gitmeyiz, onu bir geçeceğim de. Geldiğinden beri sadece bana bir veriyorsun. Ben senin tabağın altını ne bileyim de ben sana bilinçli mi veriyorum? Gel de şu tabağa bak. Bu tabağa tabii bir verirler. Pişmemiş, al bak hamur. Hamur, nerede en güzel tabağı sen çıkarıyorsun her gün? Öyle. Her günde kötü tabak çıkarıyorsun. Hayır, bir de, öyle bir şey işte yok. İşte onu söylemek istiyorum. Bir saniye, Deniz, bir dakika. Her gün iyi tabak çıkarsan, hadi ben seni diye olur. Diyelim ki biliyorum, bile bile bir veriyorum. Diğer kayınvalidelerden hep gene, bir aldın. Gene diğer kayınvalidelerden zaten, beş alıyorum ama sen de işte gelmiyor. Bir dakika, müsaade et bana. Her gün değil, bugün. Hasret, onu bir geçeceksin. Sen her gün burada güzel tabak çıkarmıyorsun, onu bir geç. Hayır ya, pişmemiş dipdiri biberi atıyorsun, başka bir şeyler yapıyorsun, onu bir geç. Sadece bugün, bak farkındaysan kendi ağzımla ne dedim? En güzel tabak 2 ve 4'tü dedim. Bak, kabarması demek, pişmiş demek değildir. Bunu anlayın. Anladın mı? Ben poğaça gayet tabağımı bize de geliyor burada poğaça. Bazen içi hamur gibi oluyor, yemiyorum, bırakıyorum. Ama kabarmış mı? Kabarmış diye alıyorum. Dıştan tamam olmuş, dıştan olmuş. Ama içi çiğ, kabul et bunu. Kabul olmamış, etmiyorum. Benim olmamış, tabağımın olmuş. Ne kadar güzel olduğunu ya, farkındayım. Olmuş, sen olmuş. O çiğ tabakla bütün kayınvalidelerden Yeşim 5 aldı ya. Yeşim, seni tebrik ediyorum. Sen bu şekilde tatsız tuzsuz yemek çıkart ve bilezikleri eminim ki daha fazlasını kazanacaksın. Tamam Yeşim. Ben de bak bu konuda sana katılıyorum. Ben. Olmayan tabakla bugün çeyreğini de alır, her şeyini de alır. Evet. Ve demek ki bundan sonra bak ben tam tersi yapacağım. Olmuş tabak çıkarmayacağım. Bugün görmüş olduk ne olduğunu. Aynen. Bir Nurten teyze verdi. Orada ne yazıyor? Kabarmalara doymayan pizza poğaça. Tamam, çok da hafif kabarmıştı ve pizza şekli diye verdim. Sen... Poğaça bilmiyorum. Sevgili gelinlerim. Sen yemek bilmiyorsun. Hasretçim gelinlerim, ayağa kalkabilir misiniz? Haftanın ilk gününde bu kadar hızlı başlamışken bakalım en yüksek puanı alıp çeyrek altını kim kazandı? Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin... Yeşim! Şeyden şimdi bir yere bağış yaparsın. Çeyreğe verelim. Bağış yapar. He, bir yere bağış yaparsın. Aman Allah korusun. Evet. Tebrikler. Hadi teşekkür artık ederim. Bilezik al. İnşallah. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 19 puan. Miyase 17 puan. Hasret 12 puan. Deniz 6 puan. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın. Yarın korksunlar benden. Check out!